Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Bugün sürpriz bir konuğum var. Aslında bana sürpriz değil ama size sürpriz oldu. Sayın Aydın Ayaydın. Hoş geldiniz Bodrum Gündem konu olarak. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nerede miyiz? AK Parti Bodrum ilçe binasındayız. İlçe başkanımızın makamındayız. Kendisi şu anda Mehmet Tosun'la beraber. AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'la beraber sabahtan beri Turgut Reis bölgesinde çeşitli çalışmalarda esnaf ziyareti yapıyor, pazar geziyor. Zaten bildiği alanlarda seçimin gereğini yapıyor. Şimdi seçimin gereği deyince ilk kez konuğum olan, benim de dün geldiğiniz günden beri irtibatta olduğum ve yeni tanıştığım Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın diyeceğiz. Şimdi mikrofonu şöyle bırakıyorum. Biz bize sohbete başlıyoruz. Aynen. Öncelikle Başkan Adaydınız, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi AK Parti'de başka isimler beklenirken CHP'de olduğu gibi Muğla için, Muğla bu anlamda büyük sürprizler yaşıyor. Hem AK Parti cephesinde hem Cumhuriyet Halk Parti cephesinde. Sizin adaylık süreciniz, niyetiniz var mıydı sizin başkan olmaya? Hayır. Bir böyle gireyim ben. Hayır. Aydın Ayaydın'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi bir niyeti var mıydı? Asla bir niyetim yoktu. Yani biliyorsunuz ben siyaseti 2015 yılında son noktaya koymuştum. Ve Bodrum'daki evimde artık emeklilik hayatına geçip dostlarımla vakit geçiriyordum. Kitap yazıyordum, bir şey yazıyordum, okuyordum, çiziyordum. Doğayı çok severim, yürüyüş yapıyordum. Hafta sonları Bodrum'un böyle bütün hemen hemen çevredeki köylerini gezerdim. Köyceğiz tarafına severim, oraları da çok severdim. Gidip gezerdim. Siyaseti tamamen noktalamıştım. Ama son iki yıldır Bodrum'da yaşadığım vakit sorunlarla boğuştum. Son iki yıldır. Daha evvel de sorunlar vardı ama son iki yıldır Bodrum'da yaşayan her vatandaş gibi ben de çok büyük sorunlarla boğuştum. Geçen yaz boyunca evime su gelmedi, suyu tankerle almaya başladım. Depoma tankerle su getirmeye başladım. Yaz akşamları bir misafirim geldiği vakit dışarıda, biliyorsunuz ben Kumbaşı tarafında oturuyorum. Misafirimi Yalıkavak'ta veya da Gümüşlü'ye bir yemeğe götürmek istediğim vakit 2 saatte gidemiyorum, 2 saatte gelemiyorum. Trafik çilesi çektim. Tamam. Benim oturduğum yer Doktor Mümtaz Ataman Caddesi diye bir cadde vardır. Burası büyük şehire bağlı. Kruvazer gemilerinden turistler inince bu yolu kullanarak şehre gelirler. Barlar Sokağı'na gidip alışverişleri yaparlar. 7 yıl boyunca bu caddede patates tarlası gibi bir cadde. Yani sanki patates tarlasından gidiyorsun. Araba böyle böyle gidiyordu. 7 yıl boyunca. 7 yıl boyunca. 7 yıl boyunca bu cadde öyleydi. Ben Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a rica ettim. Dedim ki Ahmet Bey, bu yoldan artık ben çarşıya giderken emin ol 6 ayda bir benim arabam 6 aya varmıyor, road balansa gitmek zorunda. 6 ayda bir lastik değiştirmek zorundayım. Sadece ben değil, o yolu kullanan herkes, İçmener tarafından, Kumbaşı tarafından, şehir merkezine kim geliyorsa gelsin, o kötü yoldan geçmek zorunda. Ben her yıl Osman Gül'ünü ziyaret ettim. Dedim ki Osman Bey, dedim, burası sizin bölgenizmiş. Ben Ahmet Aras Başkanımla da görüştüm. Bu yolu yapmalarını rica ettim. En azından kökten yapmıyorsanız bile hiç olmazsa şu çukurları doldurun, araba çukurlara girmesin dedi. Hocam dedi, böyle elimi de tuttu, okşadı, biliyorsun onun bir huyu vardı. Benim iyi dostumdu. Teması sever. Ya, evet, hemen elimi tuttu, okşadı elimi. Hocam hiç merak etme, oradan Muski geçecek. Altyapı yapılacak. Önümüzdeki sene Muski altyapısını yapacak. Sezon sonunda biz asfaltı döşeceğiz dedi. Peki dedik, yani normali budur. Ertesi sene oldu. Ne Muski geçti, ne belediye bir çalışma yaptı, çukurları doldurmadı. Ahmet Bey'i aradım. Sayın Aras'ı aradım. Dedim ki Ahmet Bey, dedim, ya çok kötü vaziyetteyiz. Bu yolumuzu ne olur Büyükşehir yapıyor. Dedi ki hocam, dedi, emin ol, dedi, ben Büyükşehir'e 3-4 kez söyledim. Siz yapmıyorsanız bize yetki verin, biz yapalım dedik. Büyükşehir bize o yetkiyi de vermiyor. Ne onlar yapıyor,
ne bana yetki veriyordu. Bunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı. Sözünüzü balla kestim. Şimdi bu yaşadığınız kendi hayatınızla ilgili sorunlar mı sizi başkan adayı olmaya itti? Tabii. Benzeri sorunlar gelecek Tabii. Peki 7 yıl boyunca ben Ahmet Aras'a gittim. Hatta Bodrum Kaymakamı bir gün beni aradı. Bekir Bey. Dedi ki Aydın Bekir Bey, Yılmaz Bey Bekir, buradan da selam Bekir Yılmaz olsun. Bey buranın çok değerli bir kaymakamı. Çok kaliteli, çok iyi hizmet yapan bir kaymakamımızdı. Beni bir gün aradı. Dedi ki Aydın Bey dedi, sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilisin, senden rica ediyorum dedi. Ya bizim arabada dedi, lastik kalmadı, rotbala dayandıramıyoruz dedi. Yani sürekli dedi, bir Osman Bey'e rica etti, şu yolumuzu dedi, yapsın dedi. Ben gittim Osman Bey'e dedim ki ya kaymakam beyin de böyle böyle bir ricası var. Hocam hiç merak etme, seneye bu iş olacak diye. 7 yıl boyunca olmadı. Bodrum'daki sorunlar için Muğla'ya mı aday oldunuz? Ben, ama bu sorun sadece Bodrum'da değil ki. Aynı sorun Fethiye'de var. Aynı sorun Marmaris'te var. Aynı sorun Seydikemer'de var. Menteşe'de, Muğla'nın merkezinde bile bu sorunlar var. Dolayısıyla imar problemi. Ya kardeşim, yani insanlar kaçak yapı yapıyor. İlçe belediyeleri bununla baş edemiyor. Bu kaçak, Bodrum bir kaçak yapı cenneti haline geldi. Peki orada. Sözünüzü balla kesin. Çünkü konudan konuya atlayınca bazı şeyleri sorarken tekrar başa dönmemek adına soruyorum. Şimdi ilin genelinde altyapıdan üst yapıya, su sorununa, yol, trafik sorununa kadar pek çok sorun Bodrum özelinde yaşadığınız sıkıntıları da baz alarak. Çevremden de bunu çok duydum. Çevremdeki insanlardan da çok duydum. Ve çevremdekilerden hep şunu duydum. Ya kardeşim bu sefer dedi, arkasında bir güç olan biri olmalı ki bunları yapabilecek bir güç. Yani Osman Bey 25 yıldır Muğla'da, 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı adaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir şey yapmadı. Bodrum Belediyesi de bir şey yapıyor. Bunu hep duyuyordum. Ve bana Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkan adaylığını Büyükşehir Belediye Başkanı teklif ettiğinde açıkçası ilk bir hafta karar veremedim, düşünemedim. Ben şey istedim, dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı bana bir 10 gün düşünme payı verir misiniz dedi. Düşünme payı aldım ben. Ve orada bu sefer çevremdeki bu insanlara danıştım. Ya bana Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi var. Ne yapmam, ne dersiniz dedi. Ya işte biz böyle bir fırsat bekliyorduk dedi. Hazır sen de bu sorunları bizimle birlikte yaşıyorsun. Bunu ancak bu sorunları sen çözersin. Kabul et bunu. Git sen de bizim gibi bu sorunları yaşıyorsun. Bu sorunları kabul et. Git belediye başkanı aday ol. Biz de sana oy verelim. Bu işi de sen çöz dedi. Ve benim adaylığım sürecim böyle başladı. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi arkadaş mısınız? İletişim yani, konusunda herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bu adaylıktan önceki süreç için söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı üniversiteden beri tanırım. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da ben kendisinden randım. Ben o zaman bir kamu bankasının genel müdürüydüm. Benim üniversitede öğrenciliğim, yani ben asistandım onun okuduğu dönemde, ben asistandım. Ama o zaman biliyorsunuz bizim okuduğumuz o dönemlerde şimdiki gibi profesör, doçent yoktu. Asistanlar derslere girerdi, sınavı onlar yaparlardı. Çok bütün böyle işler asistanların üzerindeydi. Sayın Cumhurbaşkanı o zamandan beri, 1974 yılından beri üniversitede ben onun hocalığını yaptım. Yani siz kendisinin hocası da oldunuz. Oldum tabii, oldum. Ders de verdim, sınavlarını da yaptım. Ben Cumhurbaşkanı'nı oradan beri tanırım. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ben sekreterime talimat verdim. Dedim ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalemini arayın. Benim için bir randevu alın. Gidip kendisini ziyaret etmek istiyorum. 15 dakika sonra sekreter bana geldi, efendim dedi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın sabah 9.30'da sizi bekliyor. Ertesi gün 9.30'a gittim, beni dış kapıda karşıladı. Belediyenin dış kapısında karşıladı. Onunla beraber merdivenleri yukarıya çıktık, makam odasına geçtik. 45 dakika kadar sohbet ettik. Geçmiş dönem, okul dönemi, hatıraları anlattık. O dönem okulda solcular hakimdi. Sayın Erdoğan'ın bulunduğu grup devam edemiyordu, gelmiyordu. Daha muhafazakar bir kesimdi çünkü. Evet, gelmiyordu. Sınavlara da, biz sınavları aldığımız vakit bunların arasına ve sol görüşlü öğrenciler arasına bir sıra asker dizerdik. Sol tarafına solcu öğrencileri yerleştirdik. Sola mı yerleştirirdiniz? Yok, onu sağa yerleştirdik.
Sen Cumhurbaşkanı sağ tarafa yerleştirdin. Orada da mı sola sola yani, yerleştirdin? O dönem çok yoğundu. Yani benim bahsettiğim dönem işte 74, 75, 76 yıllarıydı. Benim doğduğum yıllar. Yani o yıllardı. Aralarında bir sıra asker yerleştirdik ve öyle sınav yapardık yani. O dönemde tanırım. Bunları bakımında bunları sohbet ettik. Sonra ilişkimiz bir daha görüşmedik. Sayın Cumhurbaşkanı bir daha görüşemedik. Sonra ben milletvekili oldum. Kendisi de başbakan. Mecliste yani o beni uzaktan görüyor. Ben kendisini uzaktan görüyorum. Hiçbir temasımız olmadı. Çünkü ben çıkmadım o kadar yakın görüşen insanlar. Sonuçta Ankara'daki mecliste biz şunu biliyoruz. Tamam, meclis sıralarında herkes kendi ideolojisini, herkes kendi partisini yaptıklarını ya da yapmadıklarını savunur. Ona göre hareket eder ama öbür tarafta yemeğe ya da sosyal hayata geçince herkes arkadaş. Siz o ortamda Sayın Cumhurbaşkanı ile o iletişimi kurmadınız mı? Hiç kurmadım. Hiç kurmadım. Neden? Yani çünkü ben bir başka siyasi partinin milletvekiliyim. Biliyorsun siyasette bir takım etik değerler vardır. Yani ben bir partiden sen milletvekiliysen öbür partinin genel başkanına, başbakana karşı bir şey kurmanız, yani partinin dışında bir ilişki kurmanız bana pek doğru gelmedi. Öyle bir ilişki kurmadım. Hı. Ancak milletvekilimin 7. yılı mıydı, ayı mıydı, 8. ayı mıydı? Muhalefet kulisinde oturuyordum. Bir baktım gazetecilerin olduğu bölümde, basın bölümünden gazeteciler heyecanla falan koşturarak falan geldiler. Ben de o dönem Hürriyet Gazetesi muhabiri vardı. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Kolundan tuttum, yakaladım. Hayrola dedim. Ne oldu dedim. Dedi ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Yusuf Allaçoğlu az önce dedi bir açıklama yaptı. Basın toplantısı yaptı. Sayın Erdoğan dedi şey olamıyormuş. Cumhurbaşkanı adayı olamıyormuş. O tarihlerden bahsediyorum. Evet, bahsettiğim tarihten bahsediyorum. Dedi ki onun okuduğu üniversite 3 yıllıkmış, 4 yıllık değilmiş. Diploma meselesi mi? Diploma meselesi. Ama tabii sonra gazetelerde yanlış yansıdı. Diploma var yoka yazdı. O konu öyle değildi. Yani Yusuf Allaçoğlu, ben o üniversitenin rektör yardımcılığını yaptım. Sayın Erdoğan'ın okuduğu okul 4 yıllık değil, 3 yıllıktı. Okul yandığı için bize başvuran herkese 4 yıllık diploma verdi. Basın açıklaması bu şekilde yaptı. Şimdi o olayın canlı tanığı benim. Şimdi o okul 3 yıllık, 4 yıllık diploma verdiği için problem yaşandı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 yıllık da olsa diploması okuduğu için, benim öğrencim olduğu için ben şahidim. Evet. Üniversitede okudu ve evet, diploması da vardır. Altını çizip vardır, vardır kelimesi hiç kullanmadı. Peki diploması kelime var mı? Çünkü yani 4. yılda... 3 yıl okudu mu sizin? Bir dakika, 3 yıllık değil ki, o okul hiçbir zaman 3 yıllık olmadı. Hep 4 yıllıktı. Yani o bilgiyi... Bilgi kirliliği, yanlış bilgi. Çok kafa karışıklığı. Çok kafa karışıklığı. Bir de iddia dediğim gibi diploma var yok meselesi değildi. Diploma yani okuduğu okul 3 yıl mıydı, 4 yıl mıydı? Konu böyle başladı. Şey yoktu, diploma var yok demek gelmedi. Sonra başka yerlere evrildi. Sonra başka yerlere evrildi. Ben de tabii o olayın tek yönlü talayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili muhalefeten, Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi iktidar partisi. Ben orada ya bildiğim bir konuda susacağım, haksız yere birileri eleştirilecek veyahut da çıkıp doğruyu söyleyeceğim. Belki kendi partim bana karşı tepki gösterecek. 5 dakika içerisinde karar vermem gerekiyordu. Ben hemen sekreterimi aradım. Dedim ki basın toplantısı yapacağım. Bana meclis başkanından hemen müracaatı yap dedi. 15 dakika sonra hiç kimseye danışmadım. 15 dakika sonra çıktım, basın toplantısı yaptım. Dedim ki az önce dedim Sayın Yusuf Halaçoğlu böyle bir talihsiz açıklama yaptı. Açıklaması doğru değildir. Sayın Yusuf Allaçoğlu İstanbul Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu yıllar 1974-75'ten 81'e kadar, 81 Ocak ayında mezun olmuştur dedim. Dolayısıyla Sayın Allaçoğlu 1990 yılında Marmara Üniversitesi'ne geldi. Yani Tayyip Erdoğan'ın ne öğrenciliğini gördü ne diploma sürecine şahit oldu. Yandı dediği okul Sayın Erdoğan'ın mezun olduğu okul değil, yanan okul Sultanahmet Tekin bina dedim. Tayyip Erdoğan'ın okuduğu okul İstanbul Aksaray'da Fındıkzade Molla Güvenli Caddesi'ndeki okuldu dedim. İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu hiçbir zaman 3 yıllık değil, hep 4 yıllık bir okuldu dedim ben. Dolayısıyla o bilgi yanlış dedim. Ben doğru bildiklerimi söyledim. Bugün de olsa aynısını söylerim çünkü doğru bildiğimi söyledim. Sonra ben indim aşağıya, genel kurula girdim. Benim siyasi partimden bazı milletvekili arkadaşlarım bana böyle kırgınlıklarını dile getirdiler. Bazıları sesini çıkarmadı. Ben kalkıp iki tane istifa dilekçesi yazdım.
Evet. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa ediyorum. Cebime koydum ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedim. Çıktım gittim Kılıçdaroğlu'na. Dedim ki ben Kılıçdaroğlu'na bu basın toplantısı yaptığımı söyleyeceğim. Eğer o da bazı arkadaşların yaptığı gibi benim yaptığımın yanlış olduğu düşüncesindeyse CHP'den istifa ettiğimi dilekçesini kendisine sunup çıkacak. Ama bana oy veren insanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğum için, oy verdikleri için de bu sefer meclise gidip milletvekilinden istifa edeceğim. Çünkü ben onların oylarıyla gelmişim. CHP'den ayrıldığıma göre benim artık orada milletvekili olmam etik olmaz diye düşündüm. Kemal Bey'e gittim. Kemal Bey'in yanına oturdum. İkimiz de kahve söyledik. Kahve içiyoruz. Hayrola hoca ne var dedi. Dedim ki efendim ben az önce böyle bir basın toplantısı yaptım. Sizin belki bilginiz yoktur. Yok yok bilgim var dedi. Peki nasıl karşılıyorsunuz benim bu açıklamamı? Çok iyi yaptın dedi. Çok doğru değilse dedi onu söylemek lazım dedi. Ben de o dönem dedi Devlet Bahçeli ile birlikte biz de Ankara Gazi Üniversitesi'nde Ticari İlimler Akademisi'nde biz de okuyorduk. Bize de bağlı yüksek okullar vardı. Hepsi 4 yıllıktı. Hiçbirisi 3 yıllık okul yoktu dedi. Sen dedi doğruyu yapmışsın dedi. Doğru neyse onu söylemek lazım. Ya yani burada gıyabında bunu söylüyorum Sayın Tamam. Kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın diploması var ve benim öğrencim oldu. Biz bu var kelimesini kullanmadım. Peki diploması var mı yok mu? Yani ben de onun diplomasını tabii mezun ki olanların diploması olur. Vardır. Sayın vardır. Cumhurbaşkanımız o diplomanı kamuoyuyla paylaşmadığı için paylaştı. Sonra, paylaştı. Doğru, paylaştı. Doğru. Basında yer almadı. Arzu ediyorsanız ben şimdi size paylaşabilirim. Biz gönderdiğinizde Bodrum Gündem takipçilerinde tamam. de paylaşırız tamam. seve seve. Ha. Şimdi iyi ilişkileriniz var sonuçta. Çok iyi ilişkilerim var. Çok şu aşamada çok iyi ilişkilerim tamam. var. 20 yıldır yaklaşık Bodrum'da yaşıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla çok iyi ilişkileriniz var. Bir yere İlçe de olsa, il de olsa, hani niye Bodrum'a belediye başkanı olmak? Çünkü burada yaşıyorsunuz, buranın insanısınız. Burada bizimle aynı bakkaldan, hatta Dayı İbrahim'e gidip et alıyorsunuz. Bugün de Dayı İbrahim'le kahve içtiniz. Sayın Cumhuriyet Halk Partililer, Dayı İbrahim misafiriydi, haberiniz olsun. 25 yıldır ondan et alırım, 25 yıldır ondan et alırım. Dayı İbrahim'i ellerinden öpüyoruz. Dayı İbrahim, Bodrum'un en eski kasaplarından biridir. Ayrıca buraya yüzyıllar önce göç etmişler. Bu mesleği atadan, dededen öğrenip layıkıyla, hakkıyla yapıyorlar. Şimdi sevgili kızı Ayşe Turan bu işi babasından aldığının üstüne çıkartarak, halkla ilişkilerini için içine katarak devam ediyor. Bu sabah ondaydım biliyorsun. Biliyorum, yetişemedim. Son anda kaçmışım. Ben, yani benim burada 25 yıldır ben, kaçırmışım. Eşim ve çocuklarım biz eti İbrahim'den alırız. Çok da kıymetli bir isimdir. Çok buranın değerli, siyasi yapısında, ekonomik yapısında, sosyal yapısında etkili, önemli ve bulunduğu statüyü hak ederek. Kesinlikle. İlmek ilmek işleyerek Altın kazanmıştır. Altın kasap değil de reklama girmiştir. Altın kasap hiç reklama girmedi. Niye Bodrum değil Muğla? Oturduğunuz yerden elinizden gidip gelecektiniz. Niye Bodrum değil Muğla? Bana Muğla teklif edildi. Bodrum deseydiniz hayır mı diyecekti? Ya, hayır demezdi ama herhalde bana Muğla'yı daha uygun gördü. Yani Muğla'da ihtiyaç hissetti benim. Çünkü uzun yıllardır AK Parti Muğla'da belediye başkanlığı kazanamıyor. Gerçi Bodrum'da da kazanamıyor. Bodrum'da da kazanamıyor. Bodrum Kalesi, yani ben şey diye bakarım. Sayın Aydın Ayaydın zaten buranın her sokağını neredeyse biliyor. Yani her sokağın derdini de biliyor. Biliyorum. Esnafın hangi derdi olduğunu biliyor. Biliyorum. Yani Bodrum'un bütün yapısına hakim. Ben sabah evden çıkarken, Kumbahçe'den çıkarken aşağı inince kadar hep yürüyerek giderim, yürüyüş yaparım. Niye teklif etmediniz Bodrum'u? Bakkaldan tut, berbere kadar, pastahaneye kadar hepsiyle selamlaşarak aşağı inerim. Hepsi de beni görünce Aydın Bey nasılsın, iyi misin der. Biliyorum giderim. Sohbetlerinizi, ben de ara sıra denk geliyorum. Peki ben şey diye bakayım. Şimdi bu dertler yeni değil. Kimisi 7 yıl önceden beri geliyor, kimisi 10 yıllardır bu var. Bu kadar değildi. Şu susuzluk var ya, beni bu sene öldürdü. Yani susuzluk. Yok. Bu sene peki. Beni bıktırdı susuzluk. Hadi susuzluk ve trafik de beni bıktırdı. Tamam, o susuzluğa bir şey söyleyeyim. Evet. Geçen yine sizi takip ettim havaalanından gelirken. Şöyle bir cümle kullandınız. Doğru da söyleyeyim, yanlış ifade etmeyeyim. Muski genel müdürünü görevinden alacağım dediniz. Doğru mu? Doğru. Tamam. Peki bu işin müsebbibi sadece ben baktığımda bu işin müsebbibi bir tarafı Muski ama diğer tarafı DSİ. DSİ'yi de görevden alacak mısınız? Çünkü bir dakika, ihalelerde sıkıntı var. Bir dakika bakınız. DSİ bunun neresinde? Bana bir söyler misiniz? Şöyle özellikle patlayan borular kısmında boruların ihaleye uygun olmadığı belirlendi.
ihale şartlarına uygun olmadığı ve oradan hakikaten devletin de zarar gördüğü. Bakınız. Bunu Bodrum'a su Bodrum'a su getirmek DSİ'nin görevi değildir. Bir dakika, ben ömrüm bürokraside ve siyasete geçtim. Bütün kanunları her maddesine, her bilgine kadar tek tek bilirim ben. Büyükşehir Kanunu'nun 7. maddesinde su ve altyapı işleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın uhdesine bırakılmış, sorumluluğuna bırakılmış. Büyükşehir Belediyesi de su işlerini ve altyapı işlerini yapmak üzere MUSKİ'yi. Kesinlikle hemfikiriz. Şimdi derin su işlere geldi. Oradaki sorumu ben toparlayarak doğru ifade edeyim. Orada gerçekten devletin zarara uğratıldığı yapılan izin verin bitireyim. Boruların ihale usulüne uygun olmadığı belirlendi. Burada da bu ihaleyi üstlenen firma bu hasarı devlete geri ödemedi. Biz öyle biliyoruz. Ödediyse de özür diliyoruz. Söz hakkı var. Onu da belirtelim. Ben şimdi onu izah edeceğim. Tamam. Söyleyeyim, ben şimdi izah edeceğim. Bu durumda ve bütün konuya vakıf edeyim, siz izah edeceğim. Şahane. Hem devleti hem vatandaşı MUSKİ için açık açık konuştunuz. Öbür tarafta da böyle bir uygulama olacak mı? Bir dakika, öyle bir şey varsa bir suçları aynı şeyi onun. Tamam. Geçerli midir? Bakınız, ben son derece dürüst konuşurum. Tamam. Asla söylediğim hiçbir şeyi inkar etmem. Doğru neyse onu çok açık bir şekilde ortaya koyarım. Şimdi deve su işleri 2012 yılında bu su izale hattını döşemiş. 2012 yılında. Tamam. O dönem Büyükşehir Belediyesi yok. Bodrum'da 11 tane belde belediyesi var. Doğru. Belediyeler Birliği var. Bu 11 belediyenin yarımada Belediyeler Birliği vardır. Deve su işleri yapmış bunu. Parasını kendi harcamış. Belediyede bir kuruş belediye birliğinden almamış ve onlara sözleşmeyle teslim etmiş. Demiş ki ben yaptım, size teslim ediyorum. Şimdi siz bundan sonra buranın her türlü bakım ve onarımı size aittir diye protokol yapmışlar. Belediye birliği de o protokolü imzalamış. O saatten sonra artık ne olursa olsun patlama mı oluyor, yenilenecek mi, normal bakımı mı yapılacak, tamamen Yarımada'nın Belediyeler Birliği'ne. 2 yıl sonra, 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi kurulmuş. Tamam. Büyükşehir Belediyesi'nin de 7. maddesine, kanunun 7. maddesine diyor ki su ve kanalizasyon üzeri MUSKİ aracılığıyla Büyükşehir'e aittir diyor. Bodrum Belediyeler, Yarımada Belediyeler Birliği yaptığı sözleşmeyle devraldığı bu hepsini devretti. Devretti Büyükşehir'e. Doğru. Büyükşehir MUSKİ'de deve su işlerine oturduğu bir protokol yaptılar. Tamam. Benzer bir protokol yapmış. Biz 2014 yılında burayı devralıyoruz. Devraldığımız tarihten itibaren buranın bu izale hattındaki hepsinin bakım ve onarımı bu saatten bize aittir. Bu saatten sonra bize aittir. Büyükşehir'in protokolü var. Bilseydim onu da getirecektim. Yani bir dahaki sefer onu da getirdim. Yani Büyükşehir diyor ki bu, sizin bize devrettiğiniz bu izale hattını bundan sonra eğer bir değişim gerekiyorsa, bir arıza yapıyorsa, boru patlıyorsa, ne gelecekse bakım ve onarımı artık Büyükşehir'e aittir. Deve su işleri devrede değil artık. Tamam. Ve bizim yaptığımız bu masrafı da 20 yıl içerisinde bize geri ödeyeceksiniz diye. Şimdi bir su borusu patlıyor. Şimdi o borular ne borusudur patlayan yerler? Şimdi 3 ayrı boru kullanılıyor bu izale hattında. Bir tanesi yoldan geçmeyen, yani normal üzerinden yol geçmeyenlere CTP boru döşeniyor. Tamam. CTP. Üzerinde yol veya kaldırım olanlar çelik boru döşeniyor. Tamam. Şimdi zaman içerisinde ihtiyaç hasıl olduğunda yol genişleyince veya kaldırım yapılınca onun altında o CTP boru varsa sizin o CTP boruyu çelik boruyla değiştirmeniz lazım. O zaman olay şuna mı döndü? Aslında ilk döşendiği yıl itibariyle orada bir yol yoktu. Yol yoktu, evet.
O yol olmadığı için ihaleye uygundu. Uygundu. Sonra ilgili belediye, ilçe ya da il, şu an anımsamıyorum orayı, büyükşehir mi yaptı ilçe belediyesini. Sonra geldiler, yolu genişlettiler. Yol genişletti. CTP olan yola dahil yola oldu. Yola girdi. O yol genişlettiğiniz vakit o boruyu, CTP boruyu çelik boruyla değiştirmeniz gerekiyor. Bütün mesele bu mu orada? Bütün mesele bu. Patlamanın bunun nedeni budur. Şimdi her ben, noktadaki de böyle midir? Yani biz Ortakent Bitez hattını biliyoruz. Torba hattını biliyoruz. Torba da var. Ortakent de var. Bitez de var. Güvercinlik'te var. Güvercinlik'te korkunç patlamıştı. Evet evet. Bu dört yerde patlayan su borularının ana nedeni yolun genişlemesi. Yolun genişlemesi ve kaldırım bazı yerde kaldırım yapılması. Bunlar CTP borunun üzerine gelince o yol yapıldığı vakit CTP boruyu değiştirip çelik boru yapması lazım. O yapılmamış. Onu da büyükşehir yapacak. Büyükşehir imzaladığı sözleşme gerekiyor. Her türlü bakım ve onarım 2014 yılından itibaren. Peki genel mantık olarak bakıyorum. Şimdi o aslında ana yola dahil oldu ama bu saatten sonra diyorsunuz ki büyükşehirin şimdi sorumluluğu var. Ben seçildiğim takdirde ona ait buna ait diye bakmam. Ben Bodrum halkını mağdur etmemek onu için anladım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben geldiğim vakit kesinlikle derhal su boruları neresi değişmesi gerekiyorsa sözleşmeye, mözleşmeye bakmam, ben onları değiştiririm. Önemli olan halkın ihtiyaçları, halkı susuz bırakmak yakışmaz. Muğla'nın bütçesine baktınız mı? Baktım. Mevcut bütçesiyle bütün bu işleri yapabiliyor mu? Bütün ilçelere eşit yapamaz. Hizmet yapabiliyor mu? Yapamaz. Şimdi oraya geliyorum. Heh. Yapamaz. %100 tamam. Haklısınız. %100 haklısınız. Bodrum Belediyesi bir tarafta, Büyükşehir Belediyesi bir tarafta, Deve Su İşleri bir tarafta. Deve Su İşleri Büyükşehir'e dedi ki, arkadaş senin bütçen buna yetmiyorsa, bu saatten sonra bunların değişime yetmiyorsa ben yapayım, ben senin adına yapayım, seninle bir sözleşme imzalayalım. Sen benim bu yapacağım bedeli 20 yıl sonra bana öde. Sözleşmeyi getirdi, Büyükşehir Belediyesi'nin önüne koydu. Büyükşehir Belediyesi dedi ki tamam dedi, siz yapın dedi, biz dedi imzalarız dedi. Deve Su İşleri de tabii bu işleri bilmiş, daha evvel Büyükşehir'le yaptığı sözleşmenin gereği yapılmadığı için tecrübe edilmişler. Osman Bey, ben sizden rica ediyorum, siz bu sözleşmeyi imzalayın. Beğeniyor musunuz bu sözleşmeyi, yapmamızı istiyor musunuz? Evet, buyurun sözleşmeyi imzalayın, siz hiçbir lira masraf etmeyin, ben hepsini döşeyim, değiştireyim ben. Teklife gitti DSA'yı. De teklif değil mi? Osman Gür'ün niçin itiraz etti, bilginiz var mı? Ben bilgim yok diye ettim. Ya sözleşmeyi koydu, sözleşmeyi imzalamadı. Hayır, eğer sözleşmenin içeriğine hakimseniz Osman... Çünkü ne? Biri gelse bana dese ki, ya Çiçek sen şuranın sorumlususun, farkındayım, paran da yok. Evet. Buradaki arkadaşlar da mağdur. Evet. Ya biz bu mağduriyeti devlet eliyle çözelim. 20 yıl sonra, çünkü öyle bir şey söylüyorsunuz ki akıl kâr değil. 20 yıl sonra ödemeye başla. 20 yıl içinde, yani yıllara içinde verecek. Ya. 20 yılda korkunç bir tarih. Evet. Eve bile maksimum kaç yıl veriyorlar bir kredi. 20 yıl içinde sen peyderpey bana öde dese. Evet. Beni o sözleşmeden vazgeçirecek çok önemli bir şart var mıydı? Ben görmediğim için söylüyorum. Siz o sözleşmeyi gördünüz mü? Ben o sözleşmeyi gördüm. Peki Osman Gür'ün bu sözleşmeye itiraz etmesini gerektirecek bir husus var mıydı? Yok. Size soruyorum. Ben şu anda aydın olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu vakit birinci gün o sözleşmeyi imzalarım ben. Çünkü belediye sorumluluk altında bir şey yok. Diyor ki senin adına bu boruların patlamaması için, suyun zayi olmaması için ben bütün şu bahsedilen yerlerin su borularını çelik borularla değiştireceğim ve sana teslim edeceğim. Benim yaptığım masrafı da sen 20 yıl içerisinde bana geri ödeyeceksin. Büyükşehir Belediye Başkanı bunu niye imzalamaz? Bu kadar susuzluk varken o suyun akması... Sayın Osman Gür'ün, Aydın Ayay'ın bahsettiği bu sözleşmeyi niçin imzalamadığınızı sizden öğrenmek isteriz. Kamuya adına, Bodrum adına, Muğla adına. Çünkü çok ciddi bir iddia var ortada. Diyor ki Sayın Aydın Ayay'ın, DSA'yı getirdi, sözleşmeyi koydu. İçinde itiraz edilecek de bir şart yoktu. Bunu bana Deve Su İşleri Genel Müdürü anlattı. Genel Müdürü'nün açıklaması. Genel Müdürü bana bunu aktardı. Aynen böyle. Eğer sizin bildiğiniz bir şey varsa konuyla ilgili, gerçekten o sözleşmeyi imzalamanızı, bahsi geçen sözleşmeyi imzalamanızı engelleyen, biz bununla ilgili söz hakkınız olduğunu hatırlatalım. Evet, evet. Bu tarafa dönelim çünkü iddialar çok ciddi iddialar. Hani herkesin son, özellikle bir yıldır değil de son 8-9 aydır yandım Allah dediğimiz en büyük meselemiz su. Diyorsunuz ki DSA'yı bunu çözmeyi her önerdi. Tarafı, her şeyi bir tarafa bırakıp su sorunu çözmek görevi, Bodrum'un su sorunu çözmek görevi Bodrum, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Görev ona aittir. Ben
Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde hiçbir şeye bakmadan derhal deve su işleriyle protokolü imzalarım, hazırlıklar protokolü imzalarım ve Bodrumların daha çok mağdur olmaması için derhal o boruları değiştirtirim. Yine samimiyetinize dayanarak bir şey soracağım. Şimdi benim büyüdüğüm kültür, Anadolu kültürü sonuçta. Aslen Sivaslıyım, yakın dostlarım bilirler beni. Biz de, ya da sonra benim geçirdiğim süreçte gördüğüm bir partinin bir ideolojisi olur, bir felsefesi olur, bir yol yürüme biçimi olur ve ona yakın sempatizanları o partiye dahil olurlar. Eğer hedefleri varsa o partinin içinde hizmet ederler ve liyakat sistemine göre yükselirler. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Peki. Şimdi bu sadece sizin için asla değil. O niçin, sorun ne olduğunu... Sizin için oraya... Başka bir şey söyleyeceğim. Hani niçin o sizin kendinize göre gerekçeleriniz var. Muğla'ya hizmet etmek için dediniz. Yaşadığım sorunlar için dediniz. Onu başında anlattınız. Peki siyaset başka bir yere mi evriliyor? Siyasi algı başka bir yere mi evriliyor? Yani bir sağ tandanslı ki muhafazakar olarak adlandırılan biri sol tandanslı temsil ettiği ilkeler tarz belli. Biri milliyetçi tarz. Şimdi şey olmaya başladı son dönemde. İnsanlar, siyaset yapanlar, bunu hizmet odaklı yapanları bir kenara koyarak söylüyorum bunu. Böyle her partiyi dolaşmak ya da orada umduğunu bulamayıp hareket etmek normalleştirildi. Şimdi ben çiçek olarak bunu normal mi görmeliyim? Sokaktaki vatandaş bunu normal mi görmeli? Tekrar söylüyorum bunu. Bu yeni bir evrime mi geçti bu siyasette hareket? Farklı bir bakış açısı mı kazanıyor? Bazılarımız ben gibi olanlar bunu yakalayamadık mı? Ne oluyor bu siyasete? Şimdi ben kendi açımdan cevap vereyim. Başkalarının düşüncesini bilemem. Ben öğretmen, ben eğitimci tarafınızı da ve bu siyasete yıllarını adamış, bu Türkiye için kafa yormuş, üretim yapmış ve yeri geldiğinde elini taşın altında koymuş bir birey olarak gerçekten bunun sistematiğini anlamaya çalışıyorum. Çünkü yerelde bunu yakalamak kolay ama ulusala baktığımda tam ya açıkçası anlamlandıramıyorum. Bazen şaşırıyorum, bazen insanları tanıyorsam çok özelde bazılarına şaşırmıyorum ama konjonktür başka bir yere mi evriliyor? Şimdi ben kendi açımdan, kendi pencereden size görüşlerimi izah edeyim. Buyurun, dinliyorum sizi. Bir kere ben daha önce siyasete merkez sağda başlayan biriyim. Doğru. Liberal görüşlü biriyim. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'de siyaset yaptığım vakitte görüşlerimde hiçbir değişiklik olmadı. Liberal görüşlüydüm. Cumhuriyet Halk Partisi'ndekiler de beni o görüşle kabul ettiler. O görüşle orada kaldım. Bugün ben eğer AK Parti'de siyaset yapıyorsam yine ben liberal görüşlüyüm. Benim görüşlerimde en ufak bir değişiklik söz konusu değildir. Ve ben bu görevi üstlendiğim vakitte kesinlikle siyaset yapmak amacıyla ben soyunmadım. Söylediniz görevi. Siyaset yapmak amacıyla yapsaydım bana aynı teklif hem AK Parti'den hem başka partiden milletvekili adaylığı için de 6 ay boyunca bana teklif geldi. Ben siyaseti bıraktım, kabul etmiyorum, siyaset yapmayacağım diye reddettim. Tabii. Yani ben milletvekili isterseniz bugün milletvekiliydim. Ben siyasi bir noktadım. Bugün eğer ben karşınıza Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak çıktımsa ben bunu siyaseti bir tarafa bırakmış, hiçbir siyaset yapmadan, siyasi görüş yapmadan yerel yönetim anlamında bu bölgede kendim de buranın bir halkı olarak düşünüp buradaki sorunları çözme adına ben bu işe girdim. Söylediniz Emre Şener. Bunu beyan girdim. Ettim zaten. Siz ama sizin bahsettiğiniz mesela ben şey... Normal mi hocam? Benim bu yaptığım normal. Sizinkinden bahsetmiyorum. Genel sizin, konjüktür olarak şimdi, normalleşiyor bir kere, mu? Bir kere şurada ben sizin görüşlerinize çok katılıyorum. Yani bir siyasi partiden birisi milletvekili olup ve o siyasi partinin tabanı, o siyasi parti için ona oy verenler tarafından oyu almış, o siyasi partiyi bırakıp bir başka siyasi partiye gidenleri asla ben tasvip etmiyorum. Niye etmiyorum? Adam sen bu partide olduğun için sana oy vermiş. Şimdi sen bunun oyuyla bir başka partiye gidiyorsan bu doğru değildir. Ama birileri sıfırdan eğer o partiye üye olmuşsa o onun tercihi olarak ben değerlendiriyorum. Ama bir partiden seçilip o partinin oylarıyla seçilip, partililerin oylarıyla seçilip
bir başka partiye gidiyorsa ben bunu tasvip edecek hiçbir tarafı yoktur. Benimki bunların tamamen dışında. Yok, siz zaten çok özür dilerim. Ben tamamen hizmet amaçlı geldim ve ben emin olun, ben 5 yılımı doldurduktan sonra bu gördüğüm eksiklikleri tamamladıktan sonra, şimdi kayda da giriyor. Evet, 5 yıl sonra tekrar aday olacak mısınız sorusunu 5 yıl cevaplayın. Şimdi ben eğer seçilirseniz, ben seçilirsem ve 5 yıl içerisinde tabii o kadar sorunlar, büyük sorunlar var ki, yani bunlar 5 yıl içerisinde olur mu olmaz mı bilemiyorum. Bütçeniz var hallolur. Ben, bütçe, her şey bütçeli olmuyor. Zamana da ihtiyaç var. Zamana da ihtiyaç var. Peki. Şimdi mesela bakınız ben konuya atamak durumunda kalıyorum. Yok biz sohbeti, sohbet, akış devam ediyor öyle değil mi? Evet. Süpersiniz. Tamam. Şimdi tamam. Ben bu 5 yılı dolu dolu hizmet yapmak için harcamak istiyorum. Tamam. Ve inşallah 5 yılım dolduktan sonra ben bu görevi gönül huzuruyla büyük bir bölümünü hepsini yapabilir miyiz? İnşallah yaparım. Yapamazsam da az bir şey kalır. Benden sonraki gelenler bunu devam eder. Ha o zaman bana derseniz ki ya arkadaş sen bu işi getirdin bak bu kadarını %80'i yaptın %20'yi kaldın. Ben o gün ne düşünürüm şimdi de bir şey söyleyemem ama benim bu iki niyetim bir 5 yıl bu görevi yapıp bu gördüğüm eksikliği tamamlamak istiyorum. Bir kere Bodrum'un suyunu getirmek istiyorum. Bir Bodrum suyu çok önemli. Bodrum'un trafiğini çözmek istiyorum. Çok önemli. Bodrum'un çevre yolunu yapmak istiyorum. Bak bu çevre yolunu biraz sonra size anlatacağım. Tamam. En önemlisi odur. Altyapı çok önemlidir. Bak altyapıyla ilgili de deve suyu şey dedi ki biz dedi şu dere sokağı biliyorsunuz yani derenin üzerine sokak yapmışız. Neyse orada belediye deve suyu şeyle beraber güzel bir şeyler yaptı. Çok güzel yaptı. Ama, son yağmurlarda zerre bir şey taşmadı. Ama başka sokaklar. Emeğine sağlık. Hem sağında bir i̇şte sokak. Orada da bütçe ve planlama. Tabii sağında ve solunda bir iki tane daha sokak vardır yapılması lazım. Deve suyu işleri genel müdürü bana söyledi. Dedi ki biz gittik büyükşehire. Bunların da yapılması lazım. Su yarın öbür gün yağmur yağdığı vakit bu sokakların da taşmaması için, buradaki evlerin su altından kalmaması için onları da mutlaka kazıp oraya güzel altyapı yapmamız lazım. Belediyenin imkanları müsait değil dedi. Biz bunu önerdik kendisine dedi. Büyükşehir'e bunu da önerdik. Biz yapalım ama siz protokolle bunu bize daha sonra ödeyeceğinizi garanti altına protokol yapalım dedi. Büyükşehir bu protokolle bizimle yapmadığı için onu da yapamadık dediler. Peki araya bir şey soracağım. Bodrum, Fethiye, Marmaris çok kıymetli yerler ama bir o kadar da ekonomik olarak çok büyük kazanımlar gönderiyor büyükşehir bütçesine. Büyükşehir olduktan sonra siz burada yaşayan bir insansınız. Bodrum Belediyesi'nin olduğu gibi diğer ilçe belediyelerinde öyle gelirlerinde çok ciddi bir düşüş oldu. Muğla'ya gittiğinizde burası CHP'de kalırsa, seçim bu, olur ya, diyelim ki Muğla'yı siz aldınız. Burası CHP'de kalırsa, gelir getirici unsurların ilçe belediyelerine kısmen de olsa kullanılması ya da devriyle ilgili bir inisiyatif kullanacak mısınız? Yani şunu söyleyeyim, bir kere ben Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı seçildiğim takdirde ben herkese eşit davranırım. Herkese eşit. Göreceksiniz yani. Bu olacak ve siz de göreceksiniz. Ben herkese eşit alırım. Tabii benim gönlüm arzu eder ki Bodrum'da da, Marmaris'te de, Fethiye'de de benimle birlikte seçilecek ilçe başkanının benim aday olduğum siyasi partiler olsun. Herkes daha, ister. Daha fazla uyum içerisinde olalım. Hı hı. İkimizin imkanları birleşir, buradaki insanlara katkı sağlar. Bu yetmez. Bizim gücümüz yetmediği vakitte hükümete gideriz, Ulaştırma Bakanı'na gideriz, Maliye Bakanı'na gideriz, Tarım Orman Bakanı'na gideriz. Açık, onu oralara da gideriz, onların da desteğini alırız. Ha diyelim ki bir ilçede benim siyasi partiye mensup ilçe belediye başkanı seçildi. Bodrum olmadı diyelim. Sayın Tosun değil, Mandelinci kazandı kim diyelim, genç arkadaş kalsın, kazandı. Ya Büyükşehir Belediyesi'nin görevi her ilçede olduğu gibi Bodrum'a da hizmet yapmaktır. Ben Bodrum Belediyesi'de kim olursa olsun onun o hizmeti onunla beraber yaparım. Gelir getirici
unsurlarında inisiyatif kullanıp ilçeyi bırakır mısınız? Sorun buydu. Bir dakika bak, sorunuz bir dakika. Sorunuz yanlış bir soru. Peki. Kusura bakmayın. Tamam. Çünkü biz Büyükşehir Belediye talep o yöndeydi. Ama bir dakika talep her şey olabilir. Büyükşehir Belediye Yasası'nda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın böyle bir görevi yok. Yani ilçeye gelir getirici görev yap diyor. Onlara yardım et diyor. Makine tecrübatı beraber yap diyor. Ona altyapıda yardımcı ol diyor. Onun yollarına yardımcı ol diyor. Ama onlara gelir getirici iş yapma bir görev vermemiş. Şimdi ben onu yaptığım vakit yani Sayıştay'a ben hesap soracağım. Önemli olan onların yapmak istediği projeleri biz onlarla beraber o projelere katkı sunarız. Açık söylüyorum. Büyükşehir'in de imkanı yetmezse eğer bana benim partimden olmasa dahi belediye başkanı gelirse Sayın Başkan burada bizim gücümüz yetmiyor, bu projeyi de yapmamız lazım. Ben imkanlarım ölçüsünde yardım ederim. Benim imkanlarım yetmediği takdirde onunla beraber ben hükümete de giderim. Onunla beraber de giderim ben. Peki. Asla hiçbir şey yapmam ben, yani böyle bir ayrım yapmam, giderim onunla da. Bir örnek vereyim. Buyurun. Şimdi mesela diyorlar ki işte biz hükümette, hükümet bize bir şey vermiyor, yardım etmiyor, bize yardımcı olmuyor, taleplerimizi yerine getirmiyor. Şimdi ben soruyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Bodrum Belediye Başkanı'na, ikisine de soruyorum. Siz hangi projenizi yaptınız, hükümete götürdünüz, hükümet o projenize olumsuz cevap verdi? Soru geldi, soruyorum. Cevaplarını bekliyorum. Her iki belediye başkanı soruyor. Bir tane götürdü. Büyükşehir Belediyesi, Torbalı altyapısı ve Kızıl Ağacın kanalizasyonu ile ilgili. Bu ikisini Turizm Bakanlığı'na gittiler, dedi ki bizim bütçemiz yetmiyor, bize bu konuda yapar. Bir proje getirdiler. Turizm Bakanlığı kendi bütçesinden bunu yaptılar. Kamuoyu da şöyle soruyor. Çünkü sokağa çıktığımızda illa buradan birinin gitmesi gerekiyor mu, talepte bulunması gerekiyor mu? Sorun ortadayken abilik edip devlet olarak biz bunu gördük, biz sana paydaş olalım. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir sistemde şey yok. Öyle bir şey. İlla gitmesi. Gayet tabii. Siz Bodrum, sevgili vatandaşlar cevap geliyor. Siz bakınız, Bodrum Belediye Başkanı veyahut da Büyükşehir Belediye Başkanı bir proje hazırlar, o projede hükümete gider, der ki ben bunu yapmak istiyorum, benim imkanlarım yetmiyor. O zaman eğer hükümet ona yardım etmezse hükümet taraf tutmuş olur. Ama siz oturduğunuz yerde oturun, hiçbir proje yapmayın, deyin ki hükümet bize yardım etsin. Hükümetin öyle bir şeyi yok yani. Hükümetin ben geleyim sizi kontrol edeyim, eksiğiniz varsa ben götür, öyle bir şey yok. Ağlamayan çocuğa mama verilir mi? Verilmez. Bak ben sadece hükümete gitmeyeceğim. Açık söylüyorum. Ben Bodrum'un sorununu çözmek için, Bodrum'a su getirmek için, Bodrum'un denizini temizlemek için, Bodrum'un altyapısını yapmak için, Bodrum'un trafiğini çözmek için ben Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanlarını kullanacağım. Gücümün yetmeyeceğini biliyorum, o imkanların yetmeyeceğini biliyorum. Hükümete gideceğim. Hükümetin de gücü yardım talebinde bulacağım. Oradan onunla da yetinmeyeceğim. Avrupa Birliği fonlarına gideceğim. Şimdi tam ona gidecektim. Ben projelerimi Avrupa Birliği fonunda bir hükümet gibi, o da sana kalkıp da para vermez. Siz projenizi hazırlayacaksınız. Sizin projenizin altyapısı olacak. Gideceksiniz, dersiniz ki ben mesela Bodrum'a su getirmek istiyorum. Suyu nasıl getireceğim? Şu projemle getirmek istiyorum derseniz Avrupa Birliği fonundan ücretsiz fon alırsınız. Peki bu fonun hayata geçmesi için illa devlet onayı gerekiyor mu? Hayır. Hiç devletle hiç bırakıyorsunuz. Hiçbir alakası hiç yok. Hiç devletle alakası yoktu. Bir tane vardı. Bodrum Belediyesi surların yapımıyla ilgili Avrupa Birliği'ne başvuruyordu. Avrupa Birliği tam o parayı veriyorlardı onlara. Vazgeçtiler. Götürdüler o araziyi. Ruslarla başka bir iş yapmaya çalıştılar. Ben takip ettiğim işler var. Şimdi bir iddia. Evet. Peki, başka bir mevzuya geçelim. Şimdi Aydın Ayaydın ismi seçilirken dediler ki Aydın Ayaydın sonuçta Mardinli, Kürt kökenli. Doğrudur. O Muğla için doğru bir isim çünkü Muğla'da AK Parti'nin belli bir potansiyeli var. Önemli olan burada öne geçmek için. Bu sokakta konuşuluyor, siz de zaten konuşulanları biliyorsunuz. Kürt kimliğinden kaynaklı Muğla'daki ve özellikle de Bodrum'daki oylar bu isimle AK Parti saflarına geçer deniliyor. Sizin isminizin öne çıkmasının sebeplerinden biri olarak da bu gösteriliyor. İşin içinde böyle bir şey varsa peki milliyetçi oylar gider mi? Kürt oylar gelirken. Şimdi bir kere ben
yani bunu ben duydum. Her şeyi, yani bir sokakta konuşuluyor. Tabii, ben de duydum. Röportaj öncesi bunun dışında bunun tersini şeyler de duydum. Ya yani bunun tersini şeyler de duydum. Her şeyi konuşacağız dedik. Her şeyi bu da konuşulmuş olsun. Bir kere ben böyle bir ayrımcılığı, böyle bir etnik kökenlere dayandırmayı hiç yapı olarak tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Muğla'nın 1.050.000 ile 1.100.000 arasında bir nüfusu vardır. Ben hiç kimseyi ötekileştirmem. Hiç kimseyi ayrıştırmam. Ama siz ötekileştirilen kısımda kalıyorsunuz. İstediğin kadar kim ne derse kimlik dersin. Olarak baktığınızda. Ben yılların, benim 35 yılın devlette ben hizmet yapmışım. Benim geçmişim belli. Ne yaptığım belli. Ben ülkesinin bölünmez bütünlüğüne, Türk bayrağına, kimliğime son derece önem veren biriyim. Doğru. Muğla'da yaşayan 1.100.000 kişinin belediye başkanı olacağım. Onların hepsi de benim seçmenlerimdir. Muğlalıdırlar. Asla bu Kürttür, bu Türktür, bu Lazdır, bu Çerkez'dir diye ayrım yapmam. Hiç kimseyi de diğerinin üzerinde görmem. Benim için herkes eşittir. Benim için herkes eşittir. Herkes, Muğla'da yaşayan herkes benim vatandaşımdır. Matematiksel olarak soruyorum. Efendim? Matematiksel olarak soruyorum. Kürt oyları size gelir. Bana Kürt oyu da gelecek. Alevi de oyu da gelecek. Türk oyu da gelecek. Milliyetçi oyu da gelecek. Rusların da oyu gelecek bana. Bak ben size söyleyeyim. Tamam. Burada Rus vatandaşları var. Onların oylarının %80'i bana gelecek. Ben biliyorum. Çok eminsiniz. Çok eminim. Neden? Hatta ben size sandık numaralarını dahi verebilirim bana gelecek oyları. Benim dostlarımdır, benim tanıdıklarımdır. Yani ben böyle bir ayrımcılığa karşıyım. Ayrımcılık iyi bir şey değildir. Bizim birbirlerimize kardeş gibi dayanışma içerisinde olmamız lazımdır. Böyle Kürt, Türk, Çerkez, Alevi, Sunni bu tür ayrışım, bu tür etnik kökenine dayalı şeyleri yapmamız lazım. Ben yapmam. Asla yapmam. Kimseyi de ötekileştirmem. Herkes benim nazarımda eşittir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına saygı duyan herkes benim vatandaşım. Peki soruyu biraz çevirip kimliğinizden kaynaklı size sempati duyup çok yoğun bir, bakın normal gelişten bahsetmiyorum, çok yoğun bir Kürt oyu gelir diye düşünüyor musunuz? Yani ben kimliğinizden kaynaklı. Ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Açıkçası düşünmedim. Tamam. Ben herkesinden bana oy geleceğini düşünüyorum. Tabii, sonuçta yok. Zaten herkesin oyunu alacaksınız. Ben herkesin oyuna talibim. Ben çünkü siyaset yapma amacıyla buraya soyunmadım. Ben buradaki oturan vatandaşlarının sorunlarını çözmek için aldım. Ben CHP'de de oy bekliyorum. Ben DEM Partisi'nde oy bekliyorum. MHP'den oy bekliyorum. Büyük Birlik Partisi'nden oy bekliyorum. İYİ Parti'den oy bekliyorum. AK Parti'den bekliyorum. Zafer Partisi'nden bekliyorum. Ben herkesten oy bekliyorum. Oy ben bekliyorum. Burada yaşayan herkesten bana oy verin ki sizin yıllardır hak ettiğiniz halde gelmeyen hizmeti ben size ayağınıza getireyim. Yolunuzu yapayım, suyunuzu getireyim, altyapınızı yapayım. Şimdi çevre yolunu ben size izah etmek istiyorum. Şimdi çevre yolunu en sona bırakalım. Peki. Çok özür dileyerek. Çünkü çevre yolu biraz uzun bir konu. Muğla'ya gittiğinizde kafanızda, bunu bütün adaylara sorduğum için soruyorum. Yönetim kadronuz var mı? Orada idari birimlerde olan arkadaşlarla mı yol alacaksınız? Yoksa kafamda benim belli konumlar için, belli statüler için hazır bir A takımım var. Çünkü tek başına başkan olunmaz, ekiple beraber doğru yönetilir gibi bir yol güzergahınız mı var? Nedir sizin önünüzdeki haritanız? Bir kere şunu çok net olarak söylüyorum. Bodrum Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin... Nasıl güzel söylediniz. Bodrum Büyükşehir Belediyesi kayıtlara geçti. Güzel oldu. Artık Büyükşehir olur. Büyükşehir'de. Muğla diyelim. İnşallah Bodrum da olur. İnşallah Bodrum da olur. Küçük kalsın, köy kalsın. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştirakleri de. Çünkü onların bir de... Çok iştirak var. Doğru. 9-10 tane iştirak var. Doğru. Onların iştiraklerinde çalışan 5 bine yakın insan var. Doğru. Bunların içerisinde son derece liyakatlı, görevini layıkıyla yapan insanlar vardır. Ben kesin baştan asla ve asla ön yargılı değilim. Benim şu anda bir tek kişi Muski hariç. Muski hariç. Muski'nin de o da genel müdürü. Bak Muski çalışanları hariç. Muski çalışanları benim çalışanlarımdır. Benim çalışan arkadaşlarımdır. Ben onlarla yola devam edeceğim. Sadece Muski genel müdürü. Çünkü Muski genel müdürü, Muski'den şikayetçi olmayan hiç kimse yok. Onun
şeyini söylediniz, açık söyledim, ilan ettiniz. Onun dışında benim kafamda belirlemiş olduğum veya da aklımdan geçmedi bile, ben hiçbir kadroyu dokunmayı düşünmüyorum. Ben mevcut arkadaşlarla yola devam etmek istiyorum. Ama yola devam ettikten sonra bana ayak uydurmayan, yani benim arzu ettiğim çalışmayı göstermeyen veyahut da benimle çalışmak istemeyen olursa, tabii ki ben onlara çalışmak istemiyorsa zorla benimle çalışmak ister misin diye sormam. O zaman yolumuzu ayıracağız. O zaman ben kimleri getiririm, birini getirir miyim? O gün düşünürüm. Ama bugün çok samimi ve net söylüyorum. Hiçbir görev için kafamda belirlemiş olduğum, düşündüğüm hiçbir isim yok. Benim şu anda hiçbir çalışacak bir ekibim yok. Ben mevcut arkadaşlarımla yola devam edeceğim. Bugün Sayın Osman Gürül'ün göreve getirdikleri hepsi Osman Gürül'ün kardeşi, arkadaşı, yakını değil ki. Doğru. Bu ülkenin evlatları. Üniversiteye okumuşlar, tahsil yapmışlar, önemli tecrübe kazanmışlardır. Bu bilgi birikiminden beri faydalanmam lazım. Ben bu arkadaşlarla yola devam edeceğim. Ama zaman içerisinde görürsem ki hani bana ayak uyduramayanlar olursa, benimle çalışmak istemeyenler olursa da ona da bir şey diyemeyeceğim. Ama net olarak söylüyorum, yani sekreterim dahi Osman Bey'in sekreteriyle ben çalışırım başta. Yani çünkü beni belirlediğim kimse yok. Ha onlar benimle çalışmak istemiyorlarsa o farklı bir şey. Peki şu çevre yolu projesini şimdi rahat rahat dinleyelim sizden. Evet. Nerede şimdi, ne yapılıyor? Şimdi yazın buranın nüfusu biliyorsunuz 1,5 milyon ve üstü, bazen 2 milyona da yaklaştığını söyleyenler var. İddialar var. Var, öyle iddialar da var. Bodrum'a geldiği vakit Torba'daki o Riksos'un oradan başlıyor. Trafik Riksos'un oradan başlıyor. Hı hı. Torba Kavşağı ve bu Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Ortakent, Turgut Reis ve Yalıkavak yoluna kadar da tıkanıklı devam ediyor. Şimdi tabii bu Kıbrıs Şehitleri Caddesi tıkandığı vakit o ara sokaklardan çıkan giren arabalar da giremedi tıkandığı için Bodrum kilitleniyor. Bodrum kilitleniyor. Bir yere gidecekseniz sizin yarım saatte gitmeniz gereken yolu en az 2-3 saatte gidiyorsunuz. Bunu çözmenin tek bir yolu vardır. Bir çevre yoluna ihtiyaç vardır. Çevre yolunu ve Karayolları Genel Müdürlüğü'yle 3 hafta boyunca çalıştım onlarla. Hı. Onların bugüne kadar yaptıkları bir tespitler var mı? Öngörülen bir çözüm var mı? Bir çalışma var mı? Onların da desteğini alarak, yani ne, bugün Sayın Ahmet Aras da giderse aynı çalışmayı onun önüne de koyarlar. Bu bana yapılan bir özel bir çalışma değil yani. Onların tespitleri, işte yılda bu kadar araç geçiyor, bunu buraya alırsak böyle olur falan. Bunun ışığında bir proje hazırladık. Onların da bir çalışması var. Şimdi hemen şehirler arası otogarın üstünden iki gidiş, iki geliş olacak şekilde Peksimet'e çıkacak. Peksimet'e çıkacak. Yalıkavak kavşağındaki o tepedeki değirmenlerin hemen altında. Hı. Oraya çıkacak. Orada çok güzel bir kavşak olacak. Yalıkavak'a gitmek isteyenler oradan hemen kavşaktan ayrılıp Yalıkavak'a devam edecekler. Doğru anlamlandırmak adına soruyorum. Torba'dan girdik. Torba'dan girdik. Oradan girdim. Nasıl bir yol yaptınız da Peksimet'e çıkardınız? Tünel. Çünkü yukarıda PEDASE var. PEDASE var, tarihi doku var, antik kent var, orman var, yeşil alan. Ben tarihi dokuya ve yeşile çok saygı duyan bir insanım. Yani çevreye duyarlı bir insanım. Orada hiç antik kente bir zarar vermeyecek şekilde. Alttan tünel mi yapacaksınız? Alttan tünel yapılacak. 8.8 kilometre tünel. Bunu ben yapmayacağım. Karayollarıyla beraber büyükşehirin imkanları ve karayollarıyla beraber bu işi yapacağız. Karayolları niye bugüne kadar yapmamış bunu? Kim peki? Karayollarına kimse götürdü mü ki? Peki. Ya onu soruyorum. Şimdi Bodrum Belediyesi böyle bir talepte bulundu mu? Bulunmuştu belki. Ya bulunmamış, ben sordum. Peki. Ben sordum. Bulunmamış. Ondan sonra oraya çıktı. Peksimet'e çıktı. Bu 5 yılda biter mi bu tünel? Tahmin ediyorum biter. Benim görev bitmeden önce bunu bitirdim.
Benim görev sürem bitmeden önce siz beni bir an önce göndermek istiyorsunuz. Ben bu her şeyi kayıt altına almak istiyorum. Tamam. Siz beni ben çiçek olarak sizi kimseye beni, bir yere göndermeyeceğim. Sözünüz benim için kayıt. Benim düşüncem ben bunların hepsini yapmak istiyorum. 5 yıla sığdırmaya çalışmak istiyorum. Sığdırdığım takdirde 5 yılın bittikten sonra siz olabilirsiniz. Bakacağım dediniz. Siz olabilirsiniz. Bir başka arkadaşım olur. Bırakırım giderim. Ama denilirse ki ya kardeşim sen burayı yaptın. Bunlar kaldı. Baktım ki çok az bir şeyse ya benden sonraki gelen de burayı yapar derim. Ama benim kalmamı gerektirecek. Mutlaka benim kalmamı gerektirecek bir şey varsa o konuda bir kapıyı hafif bir açık bırakıyorum. Tam kapatmıyorum, hafif bir açık bırakıyorum. Çok güzel. Şimdi gelelim oraya. Bir yolu biz hemen kavşaktan çıktı. Yalıkabağa döndük. Aşağı indirdik. Bir yolda Yaka köyü var orada biliyorsun. Aşağı hemen tekrar. Yaka köyün arkasından. Yaka köyünün arkasından İslam hanelerine çıkacak. Turgut'u ise İslam hanelerine çıkacak. Şimdi siz eğer Yalıkabak'ta oturuyorsanız bu yolu kullanacaksınız. Hı-hı. Hiç şehre girmeyeceksiniz. Turgut'u yolunu da kullanmayacaksınız. Buraya gideceksiniz. İslam hanelerine gideceksiniz, burayı kullanacaksınız. Turgut'u ise gideceksiniz, burayı kullanacaksınız. Akyarlara gideceksiniz, burayı kullanacaksınız. Güreceye gideceksiniz, burayı kullanacaksınız. Hatta ve hatta Orta Kent'e de gideceksiniz, bu yolu kullanacaksınız. Şimdi o kadar güzel. Şimdi buralı olması, her sokağına, caddesine hakim olması muhteşem bir şey. Hangi sokak çıkmaz, hangisi girilir, hangisi çıkılmaz hepsini bilirim ben. Çünkü 20 yıldır buralısınız. 25 yıl. 25 yıl. 1999. Benim ilk yerdim 6 yıl boyunca Gümüşlük'te oturdum. Şimdi oturduk Bodrum konuştuk, kalktık Bodrum konuştuk. Bunların hepsini biz Mehmet Tosun'la başka bir programda da konuşacağız. Aydın Muğla Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Deştin'de, Akbelen'de, çimento fabrikalarına, diğerlerine Marmaris'i denize kavuşturacağım dediniz. Evet. Marmaris'ler şaşırdı. Bizde deniz yok mu dediler. Yok, hakikaten yok. Size de niye olmadığını tamam, söyleyeceğim. Onu da açıklayacaksınız. Çok hakim olduğunuz yerin sorunu çözmek daha kolaydır. Ben Muğla'nın şu anda her tarafı Akbelen'de hakim. Nasıl tavır alacaksınız? Şimdi termik santralde ne yapacaksınız? Çimento fabrikaları siz Muğla'nın dertlerini ya hepsini biliyorsunuz. Tavrınız ne olacak buralarda? Şimdi bakın size söyleyeyim. Her konuda çok açık ve net olarak ben düşüncemi söyleyeyim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. Tamam. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın görev alanı ile ilgili konularda konuşacağım. Özelde Bodrum'u konuştuk çoğunlukla. Ama yani ben her zaman konuşacağım. Şimdi sizi sordunuz. Termik santraller. Termik santrallerin Bodrum Büyükşehir Belediyesi'ne bir yakında bir görev alanı ile ilgili bir yer değil. Akbelen'le ilgili ne yapacağız? Akbelen'de Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir alakası yoktur. Hükümet yapıyor. Benden önceki şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Hükümet sizin çok yakın dostunuz. Bir dakika yakın dostum ait bir şey yani. Ben dostlukları şeyden bir ayırırım yani. Ben kendi görev alanımla ilgili kimseyi kendi görev alanına karıştırmam. Bakın bunu net olarak söylüyorum. Kimseyi görev alanıma karıştırmam. Ben de kimsenin görev alanına girmem. Bak bu sana çok önemli bir başlık verdi. Aynen verdiniz. Evet. Peki. Şimdi hükümetin, devletin izlediği politikalar sizin bölgenizde çevre sorunlarına sebep oluyorsa, sizin bölgenizde başka sorunlara sebep oluyorsa, sizin bölgenizde beklemediğiniz bir olumsuzluğa sebep oluyorsa tavrınız ne olacak? Ad belirtmeden ortaya koyayım sorumu. Siz nasıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın görev alanına giren bir şey olursa kesinlikle tavrımı ortaya koyarım. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görev alanı ile ilgili bir konuysa. Aydın Ayaydın olarak nasıl tavır alacaksınız? Ben Aydın Ayaydın vatandaşı bir tavır alacağım. Aydın Ayaydın kimliği artık Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Aydın Ayaydın'ın artık kendi görüşü ortadan kalkacak. Mevzuata mı bakacaksınız? Mevzuata bakacağım. Yani benim görev alanım bana hangi görevler verilmiş ben o görevleri yapacağım. Tamam, mevzuata göre hareket edeceğim. Mevzuata göre hareket edeceğim. Benim eğer görev alanımla ilgiliyse her konuda ben tavrım net olacak ortaya koyarım ve arkasında dururum. Benim görev alanımla ilgili olmayan hiçbir şeyde burnumu sokmam. Şimdi mesela bakınız belki dikkatinizi çekmiştir. Buyur. Ben Mimarlar Odası'na gittim. Hem Milas'ta gittim, hem Muğla'da gittim. Gittiğiniz yerlerde ziyaret ediyorsunuz. Tabii. Bütün sete kadar. Çevreciler dahi ve Bodrum'da da bütün çevrecileri ziyaret edeceğim. Mimarlar Odası'nı ziyaret edeceğim. Şehir plancarını ziyaret edeceğim. Ve onların görüşleri benim için önemlidir. Bana yol gösterecektir. Ben imar planı yaptığım vakit kendi kafama göre veyahut da benim
Veya da benim müdürlerim yapıp bana önüme getirdikleri şeyi ben yapmayacağım. Paydaşları var bu işin. Yani ben imar planı yapıyorsam plancıları dinleyeceğim. Onların görüşlerini alacağım. Mimarlar odasını dinleyeceğim. İnşaat mühendislerini dinleyeceğim. Çevrecileri dinleyeceğim. Bunların görüşlerini, ha bu demek değildi ki onların her dediğini yapacağım anlamında çıkmaz yani. Ben onların görüşlerini dikkate, yani mimarlar odası ve şehir planlamacıları odası sizinle beraber şeyi görmeyecek, imar planlarını askıya çıkarken görmeyecek. Onların daha önce o çalışma sürecinde bilgileri olacaktır, bilgi sahibi olacaklardır. Ben onlara danışacağım ve kesinlikle onların görüşlerini o planlara yansıtacağım ben. Çünkü ben gittim Mimarlar Odası'na, şaşırdılar. İlk defa bize, yani ilk defa bize bir aday, bırakır adayı, bir belediye başkanı bizim yanımıza gelmedi. Bugüne kadar bize bir şey sormadılar dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz eğer belediye başkanı yapıyorsanız, sizin, olan sizin paydaşlarınız, siz onların görüşlerini alın. Ha, size uymuyorsa da dikkate almayın ama görüşlerini alın onların. Onlarla beraber sempozyum yapın. Mesela bir konuda deprem bölgesi burası, bizim Muğla deprem bölgesi. Deprem olması halinde ne yapacaksınız, ne planınız nedir? Oturun üniversiteden akademisyenleri çağırın, mühendisleri çağırın, mimarları çağırın, planlamacıları çağırın. Oturun 2 gün, 3 gün kapanın bir yere, herkes görüşünü açıklasın ve toplantı bitti, sempozyum bittikten sonra da bunu kitapçık yapıyorsunuz ama sadece bir daha açılmamak üzere kütüphaneye koymayın. O raporlardan faydalanmanız lazımdır. Ben bunları yapacağım. Çayımızı da ikram edelim. Bol konuşturduk. Şimdi mesela oldu. Bakın siz Bodrum'da çok da güzel kamu görevi yapıyorsunuz. Yani yerel bir sürü, birçok yerel gazeteci var. Ben sık sık sizlerle bir araya geleceğim. Sık sık sizinle bir araya geleceğim. Sizin bana söyleyecekleriniz olacaktır. Ben sizin her beni eleştireceksiniz. Muhtemelen beni eleştireceksiniz. Ben onları saygıyla karşılayacağım. Ben o eleştirilerden gocunmayacağım. O eleştirilerden ders alacağım. Yani o eleştiriler bana yol gösterecek. Ha hoşuma gitmeyecekler de vardır. E onu silah çekeceğim. Ne yapayım yani? Çiçek Hanım bana giydirmiş diyeceğim. Ne yapayım? O da olacak onun da. İsmi Çiçek, Çiçek gibi bana giydirmiş diyeceğim. Ne yapayım? Çiçek Bozoğlu, Bodrum Gündem yayın grubu bugüne kadar eleştiri, tabii ki eleştireceğiz. İşimiz bu. Bizim sokağın sesi olmak, sokağın, biraz önce de bazı şeyler aktardım. Kamu alanının sesini idari birimlere yansıtan, sorunları yansıtan, gerektiğinde de alınan yanlış kararlara tepkisini gösteren kurumlar olmak zorundayız, bireyler olmak zorundayız. Bu meslek icra ediliyorsa, bu mesleğin gereği o. Hani siz nasıl diyorsunuz? Ben mevzuata göre hareket ederim. Aynen. Ben de mesleğime göre hareket etmek zorundayım. Aynen öyle. Onu yapmanız lazım. İmar planı olarak Muğla için öngördüğünüz bir şey var mı? Bu çalışmalar sonuçta hani böyle bir yola çıktığınızda Muğla için çalışma yaptınız. Ne? Benim şu anda 38 tane hazır projem var. 38 Muğla'nın geneli için 38 projem vardır. Göreve geldiğimde 38 projeyle için hemen düğmeye basacağım. Ama şimdi imar planı dediniz. Ne kadar sürede bitirecek diyeceksiniz. Yok, siz, onu sormayacağım. Siz özgürsünüz. Yok, siz özgürsünüz. Çünkü başından dediniz ki 5 yıl için evet buradayım. Ama ileriki sürecinde kapılarını kapatmıyorum diye baştan söylediniz açık sözlükle. Seçilmeniz durumunda yapacağınız hizmete bağlı olarak Bodrumlular, Muğlalılar, bütün ilçeler, vatandaşlarımız kendi kararlarını sandıkta kendileri verecekler. Marmaris'i denize nasıl getireceksiniz? Evet, Marmaris'i denize nasıl getireceksiniz? Çok konuşuldu. Marmaris'i denize nasıl getireceksiniz? Şimdi şu anda Marmaris'te, Fethiye'de deniz yok. Çok samimi söylüyorum, yok. Dinliyoruz sizi. Fethiye'de şu anda, Fethiye'de ve Marmaris'te denize girdiğinizde dizinize kadar balçık var. Dizinize kadar balçığa batıyorsunuz. Bu deniz mi? Görüntüsü deniz diyorsunuz. Yani kendi deniz değil. Yani adı deniz ama belki deniz değil. Sadece Fethiye'de 6 milyon metreküp balçık var. Hesap ben bunların hesaplarını yaptırdım ben. Ben boş konuşmuyorum. Bakın ben başkaları gibi boş konuşmuyorum. Estağfurullah. Siz benim her şeyim böyle araştırmaya değerli, hazırlamışım ve çözüm soruları da. Ben geldim 2 tane Marmaris'te Fethiye'yi gördüm. Şok yaşadım. Şok yaşadım. İkisinde de artık deniz bitmiş. 10 yıldır ya günde bir teneke balçık alınsaydı bugüne kadar orada o balçık olmazdı. Günde bir teneke. Büyükşehir Belediyesi günde bir teneke balçığı temizlemiş olsaydı
bu noktalara gelmezdi. Eğer bugün önlem almazsan o deniz 50 yılda geri gelmez. Şimdi ben şu anda konunun uzmanlarıyla görüşüyorum. İki yol öneriyorlar. Yurt dışına da araştırıyorum. Bir, vakumla onu almak, o balçığı almak ve alınan o balçığı böyle rastgele salmak yerine onu gübre olarak işlemek ve tekrar geri dönüşüm haline onu getirmek. Böyle bir fikir var. Bunu şu anda yapan ülkeler üzerinde ben ciddi bir çalışma yaptırıyorum. İkincisi, şu anda devletin elinde bulunan deniz dibini temizleme gemileri vardır. Ama aynı şekilde o çamuru alıp götürüp bir başka yere yapacak. O çamuru tekrar işleyip bir, yani başka bir şey yapmak lazım. Bu gübre olabilir, toprak olabilir, başka bir şey yapabilir. Şimdi ben o hali görünce sivil toplum örgütlerini gezdim. Hem Marmaris'te hem Fethiye'de. Dediler ki Aydın Bey, biz gerçekten senin gibi birini bekliyorduk. Senin dışında hiç kimse bunu çözemeyecek. Sen çözemezsen hiç kimse çözemeyecek dedi. Ben o manzarayı görünce Deniz Ticaret Odası ile görüştüm, muhtarlarla görüştüm, halkla görüştüm, gemicilerle görüştüm, kaptanlarla görüştüm, çevrecilerle görüştüm. Mesela Fatih Çekirge ile görüştüm. Bugün yazmış. Ya Fatih diyor ki, hoca diyor, sen diyor müdahale etmesen diyor, sen diyor, ben seni bürokrasiye tanım diyor, tutturup koparan bir adamsınız. Bu, sen bu işe el atmazsan diyor, hiç kimse bu işi yapamaz diyor. Ben diyor burada yaşıyorum diyor, senden rica ediyorum diyor. İki konuda. Bir, bu balçığın temizlenmesi. İki, yazın önüne gelen bir gemi geliyor, kocaman bir yat park ediyor, iki ay boyunca gitmiyor. Orası otopark yeri midir dedi. Bunun bir giriş ve çıkışının bir kontrol altına alınması lazım. Bu ikisini yapman lazım. İkisiyle ilgili de projemi hazırladım. Ben atladım Ankara'ya gittim. Denizi böyle kavuşturacağım. Evet, yani orayı temizleyerek kavuşturacağım. Oralarda deniz var, sadece insani şartlara girilecek gibiydi. Tamam. Ben kalktım, bunu çözmek için kalktım gittim Ankara'ya geçen hafta. Gittim önce Ulaştırma Bakanlığı'na görüştüm. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na görüştüm. Tarım ve Orman Bakanlığı'na görüştüm. Bu denizi temizlemem lazım. Siz bana ne yapabilirsiniz dedi. Ulaştırma Bakanı dedi ki biz size bir gemi veririz dedi. Bu gemiyi hele bir kazanın başlarsınız dedi. Dedim ki ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben kazansam da kazanmasam da Fethiye'nin ve Marmaris'in denizin temizlenmesi lazımdır. Ben kendimi feda ederim. Kazanmasam da yine gelirim. Burayı temizletirim dedim. Çalışırım dedim. Cumhurbaşkanına gittim. Sayın Cumhurbaşkanına gittim. Fethiye'nin ve Marmaris'in denizinin içinde bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza izah ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. Ulaştırma Bakanlığı en geç 10-15 gün içerisinde tahmin ediyorum iki tane gemi gönderecek. Biri Marmaris'e, biri Fethiye'ye gelecek. Aa, bu da yeni haber. Tabii. Hadi Bodrum gündemden duyun sizler. Yani hem Fethiye'ye hem Marmaris'e iki tane gemi gelecek. Denizin dibini temizleme, bu balçıklardan kurtarma. Ve süratle başlayacağız sezona kadar. Sezonda ara vereceğiz. Çünkü burası turizm sezonu. Gelen turistler vardır. Burada turizm yatırımı olan otelciler vardır. Onların da iş yapması lazım. Onları önünü kapatamayız. Sezon bittikten sonra derhal o gemiler geri gelecek ve çalışmaya kaldığı yerde devam edecek. Ya şimdi aynı şeye geliyoruz biliyor musunuz? Aydın'a yaydın gidip bir şey talep ettiğinde bakanlıklar, cumhurbaşkanı bütün hizmetleri, gemilerini buraya bir seferber ediyor. Edecek. Eğer Osman Gül'ün, Ahmet Aras kardeşim, onlar da gitseydi bunları ya böyle bir talep olmamış ki onların. Tamam. Aynı yani gibi. Şimdi siz tamam. Bir talepte bulunmamışsanız adam haberleri olmaz ki onların Fethiye'den denizi böyle bulmuş. Siz gidip buranın yerel yöneticisi olarak gideceksiniz. Diyeceksiniz ki Marmaris'in bu sorunu var, Bodrum'un bu sorunu var diyeceksiniz. Bodrum'da sade vatandaş gidip denize girebiliyor mu? Turizm Bakanlığı'nın yaptığı bu İçmene'deki plaj hariç. Gidebiliyor mu kimse? Yok ki bir halk plajı yok. Yok halk plajı. Halk plajı yok. Peki, hepsi turistik tesislere, sitelere hepsi işkele yapılmış. Şimdi sorulan başka bir şey. Bu turistik tesisler ve siteler için bir şey söyleyemem ama yine sokakta en çok konuşulan mevzulardan biri. Çevre örgütlerinde ara ara eylemlerinde dile getirdikleri mevzudur bu. Özellikle büyük turizm tesisleri
bakanlıklar yoluyla buralarda bu işletmeleri kuruyorlar, yapıyorlar. Çoğu da çok güzel işletme. Onun da altını çizelim. Gerçekten Bodrum'a... Keşke bu tür tesisler çok olsa da o zengin turist gelse Bodrum ekonomisi daha çok canlansa. O anlamda hakkıyla bunları işleten, gerçekten Bodrum'a artı değer katanlar olduğu gibi Bodrum değerinden korkunç tesisleri götürmeye çalışanlar var. Ama o tesislerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi Bodrum gibi, Fethi gibi, Marmaris gibi ve diğerleri gibi güzel ilçelerimizde çok büyük işletmeler var. Çoğu da bakanlıklar eliyle, desteklerle ya da işte bir şekilde, ama çoğu, altını çiziyorum, bakanlıklar eliyle geldiler. Buralara artı değer koyanlar oldu. Buradan değer alıp götürenler oldu. En büyük sıkıntısı vatandaşın bulundukları bölgede vatandaşın denize ulaşmasına mani oluyorlar. Hala fiili olarak bulundukları alanın girişini vatandaşa kapatıyorlar. Vatandaş oradaki kıyıya gidip denize giremiyor. Aydın Ayaydın, birincisi büyük şehir olarak buna el atacak mı? İkincisi, yine kıyılar deyince aklıma geldiği için soruyorum. Notumu şuraya siz konuşurken aldım. Muçev denen, pek çoğunun bana ait olan bir terim ama kamuda çok konuşulduğu için, Muğla'nın başına bela olan bu yapı nasıl bir yol alacak? Böyle devam mı edecek? Yoksa Muçev'in işlettiği o alanlar Büyükşehir Belediyesi'ne devrolacak, gelirleri bölgede kalacak mı diye soruyorlar. Ben bütün bunları, başta buradaki tesislerden denize inmemek ve devamında Muçev konusunu size yönlendirmiş olayım. Cevabı sizde. Buyurun. Şimdi Muçev'den başlayayım. Buyurun, Muçev'den başlayayım. Şimdi Muçev'in şu anda tam olarak ne yaptığını, nasıl para kazandığını, bu paraların nereye harcandığını ve halka etkisinin ne olduğu konusunu masaya yatıracağım. Seçildiğim takdirde bu Muçev konusu benim öncelikle inceleyeceğim konulardan bir tanesi olacaktır. Ben şu anda size peşinen gelirsem Muçev'i yok edeceğim. Çünkü sözleşmeyi bilmiyorum. Yani tamam. Büyükşehir Belediyesi bir sözleşme yapmış. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Bakanlık mı yapmış, ne olduğunu bilmiyorum. Önce valilik üzerinden bildiğim kadarıyla yanlış bir bilgi vermiyor. Önce bir yasal çerçevesini inceleyeceğim. Ama şundan emin olabilirsiniz. Halkın yararına olabilecek bir sözleşme olacaktır. Eğer olacak ise. Yok, mevcut hali halkın yararına değilse, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yetki dahilindeyse, gerekirse Büyükşehir Belediyesi alır, kendisi işletir. Çok da rahat işletebilir bunu. Ben ama şu anda peşinden ben gelirsem ya bu çevi yok edeceğim veya bu çevi böyle yapacağım diyemiyorum. Çünkü ben neyle, hangi sözleşmelerle orası kurulmuş, nasıl olmuş şu anda bilmiyorum. Ben oturup önüme koyacağım. Onlarla da görüşeceğim. Yetkililerle de görüşeceğim. Ama önce o sözleşmeyi benim bir inceletmem lazım. Peki. Ondan sonra onunla ilgili karar vereceğim. Şimdi kıyıya gelelim. Kıyılara gelelim. Bu büyük işletmeler niçin vatandaşların orada denizden yararlanmasını izin vermedikleri gibi o kıyı şeridine kocaman kocaman duvarlar örüp bizlerin o yol boyu çevre yolundan geldiğimizde denize olan hasretimizi böyle kocaman setler çekiyorlar. Bunun için izin veriliyor. Bunları şimdi, Bodrum, özelde Bodrum, genelde Muğla için sormuş olayım. Anladım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir görevi yok. Bahsettiğiniz o kıyıları, o otellere vermek, onları şeye açmak, halka girmesini engellemek, orada iskele yapmak, plaj yapmak Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanında değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisindedir. Yani oradaki şeyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden müracaatını yapıp öyle alıyorlar. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bir görev alanı içerisinde böyle bir tanım yok. Ben ne yapacağım? Halkı nasıl buluşturacağım? Ben hemen hemen her bölgede mutlaka böyle yerler bulacağım ve son derece modern, o oteldeki lüks şey gibi, plaj gibi halka plajlar yapacağım ben. Ama vatandaş otelin plajında gidemeyecek. Yani dünyanın hiçbir yerinde gidemiyor zaten. Bu sadece burada değil ki yani. O onun mülküyse. Değilse. Değilse, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almışsa
artık onun ecibisini ödüyor, ona aittir eğer ödüyorsa. Yani belediyenin görev alanı değildir. Ben de diyorum ki, ben belediye başkanı olarak halkımı bu konuda mağdur etmek istemiyorum. Ben her bölgede denize halkın rahatlıkla girip, denize girebileceği, dinlenebileceği, çay içebileceği, hatta restoranda olup yemek yiyebileceği alanlar yaratacağım. Mesela bir tanesini kafamda şu anda yerini de belirlemişim. Yeri de belli. Ama şimdi söylemeyeceğim çünkü rant konusu olur. Gidip hemen çevresini toparlarlar. 252 dönüm, bakın dönümü de söylüyorum. 252 dönüm denize kıyısı olan, üzerinde iskelesi olacak, plajı olacak, dinlenme alanı olacak, çocuk oyunu olacak, gençlerin spor alanı olacak şekilde milletin millet bahçesi adı altında vatandaşa hizmet edecek bir yer yapacak. Çok güzel bir yerde, çok güzel denize olan bir yerde ve bu halkın rahatlıkla girebileceği güvenli bir yer olacak. Bir kez güvenlik altında olacak. Çok modern olacak. Ha, ücreti de çok düşük olacak. Gerekirse Büyükşehir Belediyesi finanse edecek orayı. Ücretli mi olacak? Yani şu şekilde gittiniz, yemek yediniz, ücret ödemeyecek misiniz? Ondan bahsetmiyorum. Giriş çıkışlarımız, şezlonglarımız ücretli mi hayır, olacak? Hayır, ücretli olmayacak. O bedava olacak. Ama gidip çay bahçesi, onun çay bahçesi olacak. Yani tesis kıyı olacak. Kıyılar için söylüyorum. Kıyıya girdiğinde... Hayır, hayır. Hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Ne şezlonguna? Hiçbir şey ücret ödemeyeceksiniz. Ne giriş çıkışına? Hiç giriş çıkışına ve şezlonguna ücret ödemeyeceksiniz. Notumuz olsun. Notumuz olsun. Evcimesil fiyatları bu bölgelerde özellikle mi yüksek? Yani biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin öyle bir şeyi yok. Yok. İlçe belediyeleri. Bakanlıklara mı şimdi siz? Bakanlığa gittiğinizde size hayır mı diyecekler? Yani, fiyat değerlendirmesinde hayır mı diyecekler? Yani ben bu bölgeleri özellikle... Ben halkımın refahı ve mutluluğu için her şeyi yaparım. Giderim bakanlıkların... Pazarlığa oturur musunuz? Giderim bakanlıkların önünde otururum. Onlarla pazarlık yaparım. Hı. Benim halkımın rahat edebileceği talepleri neyse onları elimden geldiğince onlar için gidip mücadele edeceğim. Vallahi bir saatten fazladır konuşuyoruz biliyor musunuz? Yoruldu biliyorum sürekli. Yok hayır telefon peki. Geliyor ve kapatıyorum telefonları. Peki. Ama siz hep turizmi konuştunuz. Ne yani konuşayım? Tarımı konuşun biraz. Portakal bahçeleri, limon bahçeleri, efendime söyleyeyim mandalina bahçeleri, nar bahçeleri, zeytinler bunların birçok sorunu var. Ama zeytine girince Akbelen'de kesilen ağaçlar, öbür tarafta yok edilen zeytinler, zeytin ağacının artık turizme ezdirildiği, zeytin ağacının artık turizme yedirildiği bir sistem var. Zeytin ki kutsal, zeytin ki kıymetli, zeytin çok kıymetli, ki çok kıymetli. Ölümsüzlük iksirinin ana maddesi. Evet. Zeytin ki şu an litre fiyatı tabanda neredeyse 200 lira. Vatandaşlar artık zeytini ellerini yıkarlarken vitrinden bakar oldular. Ama şu var bakınız. Ne yapacağız şimdi ne zeytini? Yapacağız? Hadi açtık mesela zeytini. Buyurun sizden. Biraz geçiminin büyük bir bölümü zeytincilikle sağlıyor. Fakat bugüne kadar mesela ben her yıl Ankara'daki İstanbul'dan yani başka yere hatta yurt dışındaki dostlarıma Milas zeytinin yağını alıp gönderirim. Ben hediye ederim. Şişe de bastırmışım. Şişenin üzerine de senin bir tane getirdim. Mesela Aydın Aydın resmi vardır. Aydın Aydın markasını da koymuş. Yani Aydın Aydın markalı zeytinyağım da var benim. Şimdi bir kere Milas zeytini ve zeytinyağını markalaştırmak lazım. Yani bunu bütün dünya bilecek. Nasıl Ayvalık zeytinyağı deniliyor şu anda? Bildiğin kadarıyla markalı ve çok da güzel ya, devam ediyor. Anladım. Kimse bilmiyor, tanımıyor, tanıtmamışız. Tanıtımı yok. Çok güzel zeytinimiz, çok güzel zeytinyağımız ama ne yazık ki bugüne kadar gerektiği şekilde halk tarafından bilinmiyor. Ben Milas zeytinyağını ve Milas zeytinlerinin pazarlamacısı olacağım. Pazarlamacısı olacağım. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu markayı bütün dünyaya tanıtacağım. Ve Milas zeytinleri, Milas zeytinyağları aranılacak zeytinyağı olacak. Portakal, limon, mandalina, nar bu bölgede, defne bu bölgede yetişiyor bunlar. Dalda kalıyor hepsi. Tarlaya düşüyor ve tarlada kalıyor. 30 liraya, pazarda 30 liraya aldığımız o portakalları, mandalinalar üretici 1 liraya satamıyor. Niye satamıyor? Şimdi bunların bir pazarlama ağı yok. Bir kere sebze ve meyve, bu bölgede yetişen sebze ve meyveler için soğuk hava depoları yapacağız. Bir tane ürün dalda kalmayacak. Ürünler toplanacak. Gerekirse Büyükşehir Belediyesi bir şirket kuracak.
üreticilerle ortak bir şirket kuracak. Tam onu soracaktım. Üreticilerle ortak, üreticilerle işin içinde olacak. Hı-hı. Yani bu bir devlet ailesi olmayacak. Tamam. Üreticilerle ortak olduğu bir şirket kuracağız. O ürünleri o şirket satın alacak, hemşire üreticiden üretici parasını alacak. Ondan sonra bunları satacak. O anda satılmayanı soğuk hava depolarında muhafaza edecek ama zaman içerisinde tamamını satmış olacak. Ve kaliteli olmasına dikkat edecek, zamanda ilaçlanacak. Rastgele ilaç yapılmayacak. Tam böyle tarımla ilgili ilaçlama sistemini öyle bir ayarlayacağız ki bunu tabii konunun uzmanlarını getireceğiz, onlara yaptıracağız. Bir de lojistiğini sağlayacağız. Asıl masraf galiba gıdada lojistik. Özellikle yani yakıt. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak bütün üreticilerimize lojistik desteği sağlayacağız. Ve bu bölgede büyük marketler var. Satın alma yapacak mı Büyükşehir? Kendi ihtiyaçları başta olmak üzere ilçelerine bu anlamda özellikle Büyükşehir Belediyesi konusunda... Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri kendileri eğer dışarıdan bir şey alması gerekiyorsa kesinlikle mutlaka Muğla ve Muğla'nın ilçelerinden yetişen ürünleri satın alacak. Yoksa başkalarından alacak. Ve bu bölgede faaliyet gösteren hipermarketlere de ilişki kurarak, tabii zorla yatırma gücünüz yok, öyle bir şey yapamazsın. Ama en azından burada faaliyet gösteren bu marketlerin bu bölgede yetişen portakalı satsın, bu bölgede yetişen limonu satsın, bu bölgede yetişen zeytini, zeytinyağını satsın, teşvik edeceğiz. O firmalara bunu teşvik edeceğiz. Bunu yapmamız şart. Ama altyapı birinci sorunumuz, altyapı. Hiçbir ilçede altyapı yok. Marmaris'te gördüm, içim sızladı. 12 tane dere var. Kanalizasyonlar dereye akıyor. Derede o pis kanalizasyonu denize akıtıyor. Peki Aydın Ayaydın nasıl bir yöneticidir? Aydın Ayaydın... Kişilik olarak bize tarif edin desek. Aydın Ayaydın bir kere çok iyi bir yöneticidir. Açalım altını. Nasıl? Detaylandıralım. Bir kere çalışanlarını koruyan. Hı. Çalışanların hem maddi ve mali ve özlük haklarını başta koruyan ama vatandaşın her türlü sorunlarını çözümünü de çalışanlardan bekleyen biridir. Benim çalışanlarım, bir kere benim odam ve ben herkese açığım. Herkes bana ulaşabilecek. Ben ulaşılmayan biri olmayacağım. Ben halka tepeden bakan biri olmayacağım. Ben koltukta bir oturan biri olmayacağım. Ben her gün halkın arasında oturacağım. Halkla beraber olacağım. Bir gün Fethiye'de olacağım, bir gün Bodrum'da olacağım, bir gün Milas'ta olacağım, bir gün Köyceğiz'de, Dalaman'da, Ula'da, Kavakıdere'de, Menteşe'de, Zeydikemer'de, her tarafta olacağım. Sadece ben bankamda ne zaman olacağım biliyor musunuz? İmza atmam gerektiği vakit ve toplantı yapmam gerektiği vakitte olacağım. Bunun dışındaki bütün zamanı halkla beraber yaşayacağım. Çünkü onlarla beraber yaşayacaksınız, onların sorununu çözeceksin. Ben bu özveriyi gösteriyorsam, halka bu özveriyi gösteriyorsam, benim çalışanlarım da aynı benim gibi halka bu özveriyi gösterecek. Benim muhtarlarım belediyeye geldiğinde hiç kimse onlara sen kimsin demeyecek. Dinleyecek, sorunlarını çözecek. Çözülemeyecek, yasal değilse talepleri onlara neden çözülmeyeceğini de onları ikna edecek, söyleyecek onlara. Eğer benim çalışanlarıma, benim halkım, benim muhtarlarım, benim insanlarım ulaşamıyorsa ben o çalışanları yollarımı ayırırım. Bu net. Toplu taşıma konusunda daha ekonomik bir yol izleyecek mi? Evet. Çünkü toplu taşıma özellikle çalışanların ki Bodrum'da, biz Bodrum özelinde ama siz Muğla geneline lütfen şey yaparak, ekleyerek cevap verirseniz seviniriz. Büyük masraf. Yani asgari ücret alan birinin buradan en yakın noktaya gitmesi, günlük olarak işe gelip gitmesi çok ciddi paralar tutuyor. Hele Muğla'ya gidip gelmesi ya da buradan bir Milas'a gidip gelmesi, çalışanlarımızın çoğu da Milas'ta gidip geliyor. Ev kiralarından ötürü. Hani iki yakası bir araya gelmiyor mevzunun ama öbür taraftan da şoförleri dinliyorsunuz. Onlar da diyor ki akaryakıt belimizi büküyor, vergiler belimizi büküyor. Arada ezilen vatandaşlar olarak Muğla'da, büyük şehirlerde, diğer büyük şehirlerde, İzmir, Ankara, İstanbul'da olan o daha ekonomik ve daha birbirini takip eden bir ulaşım sistemi ve yeterli ulaşım sistemi, hani 3-5 tane değil, normal sistematik
devam eden bir ulaşım sistemi sözü alabiliyor muyuz sizden? Şimdi ben son sözü, 3 tane soru sormuş oldunuz. Hepsini iç içe sordum, hepsi ulaşımla ilgili oldu. Ama ben son bölümden başlayayım. Alternatif ulaşım sistemi olacak mı? Benim projem var alternatif sistemde. Hafif raylı sistem var. Mesela ilk benim ilk uygulamaya sokacağım. Şimdi Muğla'da biliyorsunuz hastane ve üniversite şehrin dışında. Doğru. Şimdi sizin bir hastanız var. Ziyarete gideceksiniz. Veya da ziyarete gittiniz geri döneceksiniz. Otobüslerin dışında başka bir alternatif yok. Bekleyeceksiniz. Onun saati gelecek. Ona aynen bineceksiniz. Öyle. Gideceksiniz. Kendi arabanız olsa bile gidince park edecek yeri yok orada. Park yeri yok. Hemen bitişinde o kadar çok belediyeye ve hazineye ait alanlar var ki nedense büyükşehir bir türlü düşürememiş. Yani buraya bir otopark yapalım. Hastaneye gelen insanlar arabalarıyla geldiği vakit park edebilsinler diye. Böyle bir sistem olmamış, kurulmamış. Hı hı. İmar planında da bu yapılmadığı için orası öyle atıl halde duruyor. Ama insanların bu ihtiyacı devam ediyor. Ben bir kez öncelikli olarak devlet o hastanenin kapısından ilk durak olmak şartıyla ikinci durak üniversite kampüsünün kapısı, üçüncü durak Kötekli kavşağı, ondan sonra şehir içerisine gelecek hafif raylı sistem projem var. Muğla merkez için. Muğla merkez için. Tamam. Bunun ikinci aşaması da var. Bunun ikinci aşaması da merkezden yatağına getirme projemiz var. Yani biz ilk aşamada şehir merkezine geldik ama yatağında da iki tane fakülte var, yüksekokul var. Yani üniversite kampüsüyle ilişkilidir, gidip gelecekler öğrenciler. Bodrum'da da var kampüs hatırlatalım. Bir de, hayır şehir merkezinde esnaf kanı alıyor. 30 bin öğrenci var, öğrenci şehre gelmiyor. Bu bütçelerle haklılar. Gelemiyor. Niye biliyor musun? Ben hafif raylı sistem yapacağım ve öğrenciler bedava binecek. Ben öğrenciden para almayacağım. Üniversite öğrencileri hafif raylı sistemi bedava kullanacaklar. Hiç para almayacaksınız. Hiç para almayacağım. Üniversite süreli öğrenci... değil, hiç para. Üniversite öğrencileri hafif raylı sistemde bir kuruş para ödemeden kampüste şehre gidecekler, şehirden kampüse gelecekler. Artı hastanede hastası olan çalışanlar, onlar da hafif raylı sistem diğer sisteme rağmen maliyeti daha düşük olduğu için daha düşük bir ücretle gideceklerdir. Ama mesela bizim üzerinde çalıştığımız, benim şimdi 15 kişilik bir teknik ekibim var, çalışıyor. Sürekli proje yönetiyor ve hazırlık yapıyorlar. Yani maliyetleri nedir? Kimler hangi ücretle bineceklerdir? Bunları da şu anda hesabını yapıyorlar. Kriterini yapıyorlar. Kriterini yapıyorlar. Tamam. Yani onlar da hastanede bunu koyacaklar. İkinci etabı şehir merkezi yatağın, Allah nasip edip zamanımız kalırsa onu da yapacağız. Esas yapmak istediğim şu. Çünkü Bodrum'daki bütün otellerde çalışanların %90'ı Milas'tan geliyor. Milas'ta oturuyor. Öbür iş yerlerinde çalışan da oturuyor. Yani Milas'ta Bodrum arasındaki ulaşım sorunu çözmemiz lazımdır. Ben Muğla ile Milas, Bodrum ile Milas arasında da bir hafif raylı sistem düşünüyorum. İlk 5 yıl için mi? İlk 5 yıl içerisinde olacak. Hı. Yani ilk 5 yıl içerisinde başlanacak bir kere. Onu yani biter mi bitmez mi zor olur ama başlatacağım yani. Önemli olan başlatmak, bir yerden başlamak lazım yani. Hı hı. Artı kiraları bizim, yani insanlar kira ödeyemiyor. Bana günde en az 10 kişi telefon açıyor. Buradan doktor, hemşire, öğretmen, katip buradan gitmek istiyor. Devlet memuru kalmak istemiyor. Buradan, devlet memuru burada kalmak istemiyor. Diyor ki benim param diyor kiraya yetmiyor diyor. Ben geçinemiyorum diyor. Ne olur diyor beni buradan alın başka bir yere verin. Anadolu'ya gönderin diyor. Talepte bulunuyor. Oradan da kimse buraya gelmek istemiyor. Dolayısıyla o çalışma barışında da bir huzursuzluk vardır. Yani insanlar çalışıyor ama huzursuz çalışıyorlar. Yani o insanları mutlu etmek için ne yapacağız bir kere? Kiraları düşürmek için siz zorlan ev sahibine sen hayır bunu 20 bin lira 30 bin lira değil 10 bin lira vereceksin diyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Konut arzını artıracaksınız. Yani daha fazla konut yapacaksınız. Ama konutları Bodrum merkeze yapıp zaten trafik içinden çıkarmak bir halde Bodrum'un merkezinde yeni konut değil Bodrum'un dışında. Yeni yaşam alanı neresi olacak? Yeni yaşam alanı. Şimdi benim kafamda Mehmet Olsun arkadaşımla da konuştuk. 2-3 yer vardır. Yani Bodrum'un çok da dışında değil ha. Ama Bodrum'un dışında. Milas'la Bodrum arasında mı? Milas'la Bodrum arasında. Devlet mülkü? Devlet mülkü olmaya gayret ediyoruz. Devlet mülkü çok araştırdık. Şu anda
iki tane 600 dönümlük yer bulduk, yetmiyor. Bizim aradığımız yer bir 5-6 bin dönüm. Evet. Yani biz 10 bin konut düşünüyoruz. Bu 10 bin konut çok ciddi bir tabii. mahalle demek, hatta neredeyse. Şehir demek yani. Şehir demek yani. 10 bin konut, 4'e çarparsak 40 bin nüfus yani. Çok ciddi bir 40 şey. Bin nüfus. Önce altyapısını yapacağız. Artık bizim belediye başkanlığımız döneminde yeni imar planlarına göre öncelikle altyapıyı belediye yapacak. Altyapı olmayan yere ruhsat vermeyeceğiz. Önce altyapı olmayan yere ruhsat vermeyeceğiz. Altyapı yapacağız. Önce belediye altyapı yapacak. Yapılmış olanlara ve ya. Ruhsat almayanlara ne yapacaksınız? Ruhsat almayanlar yapamayacak, konut yapamayacak. Ya kaçak kapıları diyorsan o tamam, ayrı bir şey. Tamam vaziyette olanlar? Onlar kaçak zaten. Ve ruhsat alamayacaklar mı? Af kanunu gerekiyor. O da belediye başkanı elinde bir şey değildir. Tamam, şu anki şartlarda bu arkadaşlar ruhsat alamayacaklar. Yani şu anda belediye istesem dahi ki istiyorum yapamayacağım. Çünkü belediye bir şey getiremez onlara. Ama imar planlarının çıkmamış olması onları kaçak yapıya teşvik etmiş. İmar planları merkezde takıldı. Büyükşehir'de takıldı. Hiçbir ilçenin imar planı çıkmamış. Hiçbir ilçenin imar planları çıkmamış. Niye çıkmamış onu da anlamıyorum. Askıda bekleyenler merkezde Ankara'dan mı duruyor? Hayır, Büyükşehir Belediyesi'nde merkez değil. Peki. İmar planları 20 birlik ve 5 birlikleri Büyükşehir yapıyor. Birlikleri ilçe belediyesi yapıyor. Bunlar şu anda 5 birlikler Büyükşehir Belediyesi'nde bekliyor. Niye yapmazsınız anlamadım. Halka bu eziyet niye? Niye kaçak yapıya teşvik ediyorsun Gencekondu'yu? Bunun hiçbir tarafında hükümet kanadı yok mu? Hayır. 100 binlikler yapmış, hükümet kanadında 100 binlikler var. 100 binlikler, 25 binlikler, 5 binlikler, binlikler hiçbirinde hükümet herhangi bir... Hükümet yok. Hükümet 100 binlikler yapmış, göndermiş. Büyükşehir Belediyesi artık bunları kendisinin uhdesindeki olanları yapacak. Sonra 5 binlikleri yaptıktan sonra birlikler için ilçeye gelecekler. Tamam. Ama imar planları zorunlu, acil yapılması lazım. Ve altyapısı olmayan hiçbir yere ruhsat vermeyecek. Asla. Tamam. Çünkü yani neye göre vereceksiniz? Altyapı yap. Mesela ben yeri yapacağım. Bahsettim bu şehre. Yeri yapacağız diyoruz. 10 bin konut yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta belki 2500, ondan sonra 2500, 2500, 2500. Biz yaklaşık bir 3000, 4000 tanesini devlete lojman olarak vermeyi planlıyoruz. Böylece yani, kamu personelini rahatlatacaksınız. Kamu personelini bir kere rahatlatacağım. Tamam. Ondan sonra geri kalanında dar gelirli, hiç evi olmayan insanlara biz bunu yaparken de belediyenin bir şirketi, inşaat şirketi kuracağız. İstanbul'daki Kiptaş gibi bir şirket kuracağız. Bu şirkete belki Bodrum'da yapacağımız için Bodrum Belediyesi'ni de ortak edeceğiz. Bodrum Ticaret Odası isterse belki onu da ortak edeceğiz. Yani görüşeceğiz, konuşacağız. Yapacağız ama asla kar gayesi olmayacak. Bir kuruş kar etmeyecek bu şirket. Maliyetini yapacak. Ve dar gelirlere satacak. Şimdi siz 10 bin konut yaptığınız vakit, bu kirada olan insanları buralara taşıdığınız vakit, o kiralar mecburen düşecek zaten. Oradaki yolun trafik akışını da şimdiden hesaplamışsınız. Onu da hesaplıyoruz. Onu da hesaplıyoruz. Günlük geliş gidişi. Kesinlikle. Ve mesela sizin kanalı şeyde çok izliyor. Bilas'tan da izliyor. İzliyorlar. Bilas'tan ilgili de çok güzel bir projemiz var. Şimdi Bodrum'a geliyorsunuz İzmir'den. Geliyorsunuz Muğla'nın Milas'ın girişine giriyorsunuz şehir içine 35-40 dakikada orada zor çıkıyorsunuz ve Milas'ın şehir içindeki trafiği allak bullak ediyorsunuz. Genel olarak Muğla'nın trafiğini, yolunu, altyapısını ivedilikle çözeceğiz. Yeni yerleşim yerlerinde orada da Milas'ta batı çevre yolu yapıyoruz. Yani Milas'ın girişinden o yukarıya tepeye çıkacağız. Devlet hasarısını oradan Muğla'nın Milas'ın çıkışına çıkacak. Hiç şehir içerisine girmeyecek. Bu da batı çevre yolu. İzmir'e diğer yerlere giden dağılacak. Onu da projesi yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü yapıldı. 2024 yılı yatırım programına alındı. Ödeneği de çıkarıldı. Bak ben size söylüyorum. Kopyayı veriyorum size. Gözünüz aydın Milaslılar. Bodrumlar da öyle çevre yolu. Planı alındı mı 2024 yılı? 2024 yılı yatırım programına alındı. Alındı. Evet dün denemesi günü alındı. Bu da bayağı ilkleri söyleyip duruyoruz. Ben size hep bir şey yapmadım. Hani kaçırdığım ipimizin kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Siz Aydın Ayadır'ı takip edin. Gerisi merak etmeyin. Aydın Ayadır'ın da Bodrum gündemi takip ediyor. Bu da ayrı bir mutluluk. Yani Bodrum'un bütün sorunlarını çözeceğim. Yol sorununu, trafik sorununu hepsini çözeceğim. Siz bunları çözeceksiniz. Mehmet Tosun ne iş yapacak? Mehmet Tosun'la beraber çözeceğim. Peki. Ben Mehmet Tosun'un önünü açacağım. Mehmet Tosun çok çalışkan bir belediye başkanı. Ben Bodrum'a ilk geldiğimde
Konacı'yı gördüğümde bir şok yaşadım. Ya burası ayrı bir memleket mi dedim. Ya Bodrum'un içi farklı, Konacı'ya gidiyorsunuz farklı. Hatta bir ara Kemal Bey benim misafirimdi, Sayın Kılıçdaroğlu. Arabayla gezdiriyorum. Konacık'tan girdik. Konacı bu geniş caddesine falan yukarıya doğru çıkardım onu. Orayı görünce Aydın dedi burası Bodrum'u. Efendim dedim burası dedim. Ayrı bir Konacık dedim. Buranın belediye başkanı dedim. Ayrıca ismi de Mehmet olsun. Ya bunu getir dedi bizim partiye alalım dedi. Böyle bir belediye başkanı bizim partiye alalım demişti. Aman Tanrım şimdi bombalara gelin. Evet biz bunu konuşalım. Sonra ne oldu da gelmedi. Biz bunları çok... Gelmedi değil teklif etmedik. Ya, kim etmedi. Ya, edirmedi mi? Ya, bize teklif... Edirmedi mi Aydın Bey? Edirmedi. Kesinlikle edirmedi. Peki. Edirseydi belki gelirdi yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama edirmedi yani. Edirseydi gelirdi yani. Kılıçdaroğlu Mehmet Tosun'u getirir mi dedi. Başka bir yerden bir yakaladım hadi yo, bakalım. Yok getir demedi ama görünce de bölgeyi çok beğendi. Dedi ki ya burası yani şu tepeyi çıktıktan sonra ayrı bir şehre gelmiş gibi oluyorsun. Tepenin altı aldı gibi. Tepenin altı başka bir belediye. Tepenin üstünde bunu yapan Mehmet Tosun'u yaptı ve hizmetleri gördü. Çok beğendi. Çok etkilendi. Muhakkak. Başka? Çok. Mevzu çok. O kadar çok takipçilerimiz var mı? İşte uzun olunca biraz. Biraz önce de. Tabii tabii arada kesintiye de uğradık. Bitti zannettiler. Bir başka röportaj sözüm olsun mu? Tabii ne zaman istiyorsan her gün yaparım. Ne zaman istiyorsan. Tamam. Sözümüz ne zaman olsun. Istiyorsan söz. Ben çünkü de sürekli yeni haber olacağım. Tamam, ya. Sürekli ben de yeni haber alacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. İçtenlikle bütün sorularımızı cevapladınız. Fırsat buldukça da Bodrum gündemi çok yakından takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle çok sağ olun. Elimizden geldiğince bizler de kamusal alanın sesini idari birimlere yansıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda vatandaşın sesi olmak, gözü olmak, kulağı olmak da mesleki vazifemiz. Gücümüzün yettiği kadar bu alanlarda da tüm Bodrum başta olmak üzere her kesimin, her dilimin sesi, kulağı olmaya da devam edeceğiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bugünkü röportajımız için diyelim. Önünü açalım. Siz nasıl açık kapılar bırakıyorsunuz? Biz de açalım kapımızı. Söz sizde. Buyurun Sayın Aydın. Şimdi Bodrum halkına sesleniyorum. Ben gerçekten sizin sorunlarınızı çözmek için aday oldum. Hiç siyaseti düşünmüyorum ve siyaset yapmıyorum, yapmayacağım. Sadece sizin su, kanalizasyon, temizlik ve yol sorunlarınızı bitirdikten sonra eyvallah diyeceğim. Evet, mikrofonu alalım elimize. Biz şimdilik eyvallah diyeceğiz. Çünkü niye? 7/24 vazifemizin başındayız. Haber nerede? Biz orada. Önemli konuklar nerede? Biz orada. Ama her biriniz önemlisiniz. Ne zaman, nerede istiyorsanız sizin de yanınızda olacağız. Sevgiyle kalın.